Buna bir kolonya falan koyun ya. Evet hanımefendi ablacığım, aynen şekilde gösterdiğim gibi. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar anlatayım. Tamam anladım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Sıhhi tesisat. Dam akar biz gideriz. Bazen fayans bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. Pis su gideri. O zaman biz giderim. Efendim merhabalar, sunumunuz için geldik. Hoppa! Peki icadınız ve yaptığınız iş arasında? Alaka yok. Olmasın da. Alaka olacak diye damlatmayan musluk mu yapalım? Daha inandırıcı olurdu. Hadi gidelim. Atılgan, hadi gidelim kızım. Hop! Tamam tamam ya, siz paranın %50'sini ödeyin yeter. Patent için geri kalan parayı biz buluruz. Birisi bu icat için kalan parayı size versin. Ben tümünü karşılayacağım. Abi, vur vur vur. Hadi vur vur. Kimseye bahsetmezseniz. Ablacığım sen bu konuda bizim müessesemize güven, hasta doktor ilişkisi var aramızda. Öyle düşün. Burada görünen... Mega yapılar. Pazartesi saat 21'de Netgeo Wild'da. Lütfen ama yapmayın, kırılıyorum. Sezai abiye söyle de mahallede dersi kötü olan ne kadar çocuk varsa hepsini buraya getirsin, bunu göstersinler de okumadıkları zaman neyle uğraşacaklarını görsünler abisi. Şunu unutmayın ki kakası bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen Tetris oynamışsınız. Hem de çok kötü oynamışsınız. Bakayım, iki dur daha. Uzun çubuk gelmezse game over. Çok ayıp. Ayıp işte abla, ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Var. Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ihya olur. Ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Yani. Aa, neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştığın resmen savaş baltası ablacığım. Orta çağdan kalmaz silah bu. Ablacığım siz bu eserinizde bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız. Sanırım da biz laftan sözden anlayan insanlarız. Hieroglif miydi lan bu bok? Neydi? Bakayım. Van Dyck kahverengisiyle bezenmiş mutlu bir çalı. Sizden önce gelen tesisatçı çekiç murçalayayım, demir matkabı hilti alayım, geleyim dedi. Gidiş o gidiş. Açmış. Bugün de benim şimdi dolar günüm. Evin içi kadın kaynıyor. Zaman da daralıyor. Yediler yediler şiştiler. Birazdan gelecekler. Yapabilir misiniz? Vallahi bizim yaparız yani. Yarım saat yapmamız lazım. Bitmesi lazım. Bitmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Abi tamam yeter artık. Ablacığım bizim iki de toplantımız var da. Kendi icadımız hakkında. Kısmetse dünya... Bir şey konuşuyorum canım, bir saniye. Dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz. Yarım saat... Biz... Lan! Yarım saate kadar biter. O Koray ablacığım. Aklıma şey takıldı benim ya. Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Abla ben böyle bir şeyi en son Kurban Bayramı'nda gördüm. O da hayvan ecelinden yapmış. Korkudan yani. 300 kiloluk hayvan ama işte seni şu yaptığını yapmış. Arkadaşlar cami önüne bebek bırakanı gördüm. Hastane önüne yaralı adamı fırlatıp kaçanı gördüm. Ama fatura ödeme merkezine fatura bırakıp kaçanı ilk defa görüyorum. Bir un. Döner ustası görünümlü Vezdeler arkadaşım. İşimize bakalım lütfen. Bu su. Metin Özdemir adına bu doğalgaz. Ali Özdemir adına. He. Bir de internet faturası olacaktı orada. Bakar mısın gölgelerin gücü adına? O bir şey değil. Ben isme takıldım. Metin Ali. Ya babamız hasta Beşiktaşlıdır da. Onu anladım. Onu anladım da. Metin Ali Feyyaz'dan 10 sene önce adını Ali koyduğuna göre... ...peder Beşiktaş'ın altyapısında çalışıyordu herhalde. Hı? Tot topluyormuş. Estağfurullah. Arkadaşım Muhammed Ali şeklinde tamamlayacakmış isimlerimizi. Önce Ali'yi koymuş annem çakmasın diye. İşte Metin'in doğduğu dönemlerde Metin Ali Feyyaz patlayınca... Peder bir de kahveci olunca, aşırı Beşiktaşlı olunca... ...millete maç seyrettirirken kahvede öyle aklına gelmiş işte. Ayran gönüllülük, ne yapacaksın? Olsun, iyi yönden bakmak lazım olaya. Ha, olay kötü yani. Ya sizin peder kahveci değil de ilkokul öğretmeni olsaydı... ...büyük ihtimal kardeşinin adını Ata koyardı o zaman. Ali Ata, üçüncü de Baki olurdu. Ali Ata Baki. Baki, Ali Baki. Ya Baki değil de daha çok Bakiye olurdu. Üçüncü kız mı oldu? Ha? Ulan baba bu kadar üzülmedi. Abicim biraz daha aceleci davranırsak toplantıya yetişmemiz lazım. Daha dünyayı güzelleştireceğiz lütfen.
tamamdır. Koş Metin koş. Yetişebilecek miyiz taksi durağına bakayım? Üçüncüsü kız oldu benim. Bana bak. Senin adam yerine koymadığın, köpek çektiğin, örselediğin, itin götüne soktuğun... Sokup çıkarttığın bu adamlar var ya bak bu adamlar. Gün gelecek dünyaya barış, mutluluk, huzur ve dirayet getirecek. Evet, iki sivri tesisatçı yapacak buna. Hadi. Şişt. İki lafta ben sokayım yoksa rahat uyuyamam. Sok. Arkadaşım, o elindeki çok akıllı telefonun mucidi lise mezunu olup... Reed College'da bir dönem okuduktan sonra üniversiteyi terk etmiş bir insan evladıdır. Steve Jobs. Allah rahmet eylesin. Bu bir. O kullanmış olduğum bilgisayarın işletim sisteminin mucidi de Harvard Üniversitesi'nden terk olup adı Bill Gates'tir. Allah uzun ömürler versin. İki. O televizyonun da... Evet. Onun da mucidi Glasgow Üniversitesi elektrik mühendisinden terk. Adını hatırlayamadım şimdi Allah affetsin. Ama o da üniversite terk yani. Siz de mi üniversite terksiniz? Abi sana orada adam sorsa hangi üniversiteden tersin diye ne diyeceksin adama? Lan açık öğretim işletme fakültesi terkin diyeceğim. Ne diyeceğim? Ben orada adamın yanında şova kalkmışım orada. Ettiğin lafa bak. Ya abi o mucitler üniversite gereksiz bir şey diye kendi istekleriyle terk ettiler lan. Sen ikinci sınıftayken muhasebeye giriş dersini geçemedin diye okuldan atıldın aynı şey. As! Allah! Kardeşim şu benzinlikte bir mola verdi ihtiyacımı giderim. Abi olmaz öyle. Geçeceğiz merkeze. Geçeceğiz merkeze. Yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım ilaç etkisini gösterdi İbrahim kendine. Lan o ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi. Ne hesap edeyim? Bırakın şu çalıların içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç üstüne çıkartamam. Arkadan kelepçelerse sen indirirsin. Sen sıyırırsın, sen temizlersin, sen giydirirsin. İbrahim bırak arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabredeceksin abi. Abi kusura bakmayın. Dur lan. Bismillah. Vallahi atladı. Ali abi, gözünü seveyim getir şunu karakola yoksa... Tamam yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarım saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz ben her şeyi yokuşun sonunda bir atın. Lan! Lan! Ben sizi atımdayacağım. Bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Yürürüm. Gidin siz. Gittiler ya lan. Bin arabaya. Vallahi memur bey bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bu yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. Of. Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi. Gir içeri. Vallahi memur bey ben bir şey yapmadım. Aha bu mal yaptı. Abi şaşırtma bin. Lafın gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi bin. Bu adam laftan anlamıyor. Yat lan. Yat çabuk yere. İyi. Hop. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte bu da mal değne. Memur bey. Silah silah çekince ben boşta bulundum. Korktum panik yaptım yani. Polisten korkarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meymenisiz ya. Sıkın şunun bacağına. Silah lan. Elini başının üstüne koy. Nesiyon. Çömen. Sessizce bekle. İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkamı döneyim. Eğileyim domalayayım. Ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yalnız şunu öğrenmem lazım. Müfredat mı? Yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Vallahi ikisi duyar. Tamam ya. Tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömelme şey çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var. Irsıyı biliyor musun? Rahmetli dedem. Namazları böyle sandalyeye oturarak kılardı biliyor musun? Ön taraf oturdum ama arkadaş gurur yapmasın. Oh! Oh! Sağ bacağıma krak girmiş. Sifonu niye çektim? Ulan her şey tamam, sifonu niye çektim? Sen en doğrusunu yap evlat, en doğrusunu. Abi.
Ben bildiğin ne varsa etraflıca anlattım abi. Sen de rahat ol. Ne biliyorsan anlat, çıkıp giderim şuradan. Süper. Abi ben sıçtım. Bittim. Ne oldu lan? Dükkanı su mu basmış? Elektrik sayacını mı vurmuşlar yoksa? Abi sen beni dinlemiyor musun ya? Heh. Sıçtım diyorum lan, sıçtım. Bildiğin sıçtım. Unuttum, her normal insan gibi de sifonu çektim. Her şey yerli yerine oturdu şimdi. Yemin ediyorum müzik sesleri duymaya başladım. Kollarımı kaldırıp oynayacağım ya. Acaba diyorum şey mi yapsak Metin? 40-45 tane adam toplansak şuraya dizilsek Sivas karşılamasını yapsak. Delirtecek misin oğlum sen beni? Sifon çekmek ne demek? Ne demek sifon çekmek? Metin Özdemir! Metin Özdemir! Metin Özdemir! İçeride abi. Meydanına götürsek, bu icadı biz yaptık desek, illaki bir televizyon kanalı, ana haber bültenlerine bile çıkarız. Belki birisi görür, sahiplenir, yardım ederler. Kötü fikir abi ya. Taksim Meydanı'nda neler neler oldu da kimin haberi vardı gözünü seveyim. Ulan madem biz bunun patentini bile alamıyoruz, kimse inanmıyor. Ama biz inanıyoruz ki bu dünyayı değiştirecek. O zaman geriye yapacak tek bir şey kaldı kardeşim. 40 yıl düşünsem şunu söyleyeceğim aklıma bile gelmezdi. Senin dediğini yapacağız. Abi yapalım, vallahi yapalım ya. Bak biz bu icadı bitirip insanlara göstermeden bize kimse inanmayacak. Ben sana diyeyim ha. Bunu yapmak için çok ama çok para lazım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bulacağız. O parayı bulmak için belki de kanunsuz işlere bulaşacağız, biliyorsun değil mi? Belki de hırsızlık yapmak zorunda kalacağız. Can yakacağız. Bizim de canımızı yakacaklar illaki. Yaksınlar lan! Yaksınlar anasını satayım. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hı. Konumuzla zerre kadar alakası yok ama kafiye uydu. Kaybedecek neyimiz var lan? Tesisatçıyken bizi sikine sürmeyen adamlar bu icadı çıkardıktan sonra götlerine sürmek için çırpınacaklar ama diyeceğim ki ne oluyor lan? Bir dakika, o zaman biz reddedeceğiz abi. Sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Biz bunu kullanalım. Akmaz kokmaz. Öyle sürme falan da yok. Mal mısın oğlum sen ya? Bizim icadımız dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirecek. Bundan sonra benim hayatımda takvim diye bir şey yok. Bundan sonra bu yolda her şey mübah abi. Bana da kardeşim. Yalnız anacığım da bayağı bildiğin ezmişler. Ne varsa eski topraklarda var ya. Bunlar aşkı da nefreti de nasıl yaşıyorlar ya? Yoğun. Kendim sordum, kendim cevap verdim abi. Et. Yerine seni öyle mi ya? Hemen bir ayrılayım, boşanma davası açayım. Önce bir ez. Böyle bir şey sapla. Efendime söyleyeyim, gözdağı ver. Nerede? Değil mi? Hadi biz de giyinek gidelim hadi. Kız tarafı tam kötü gün dostuymuş, görüyor musun abisi? Düğünde tam 11 tane çeyrek altın çıktı. Maşallah boşanma davasına sülale çeyrek gelmişler. Geçin yan yana bir fotoğraf çekileceğiz. Anne ne fotoğrafı gözünü seveyim? Üzülüyoruz sanmasınlar. Mutlu olduğumuzu görsün. Sanki biz boşanmak istiyormuşuz gibi davranalım, şanımız yürüsün. Ya anne, daha nereye kadar yürüyecek şanımız? 3 aylık evliyken aldattı abinin karısını. Kes kız, yan yana geçin. Pardon, pardon. Bir fotoğraf çekebilir misin? Alamıyorum hepinizi, biraz daha sıkışın. Gülün, gülün, daha çok gülün, gülün. Bu fotoğrafa geçsin çaldı anne. Neresi komik lan bunun? Niye sırıtıyorsun? Ya ama anne yani fotoğraf çekemedik. Kaldık öyle. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranalım. İçeri geçelim. Somurt. İçinde garip garip fotoğrafların yok mu? Değil lan çoraplı moraplı? Yok be abi ya. Ne çorabı? Çorabı çıkarıp giriyorum artık yatağa. Şey, abisi, ben diyorum ki
kadının bize bir iyilik borcu olursa alırız karşımıza kadını, oturturuz, konuşuruz, deriz ki ablacığım sen şu andavallıyı da bir akşam yemeği ye, ödeşiriz. Yerse. Nasıl bir iyilik borcu abi? Nasıl olacak? Terbiyesiz. Kadını kaçırırlar, bizi... Feyza kadını kaçırsın, biz de kurtaralım. Ben niye kaçırıyorum ya? Oğlum, ben kaçırırsam adam alıkoymaya girer, cezası büyük. Ama siz kaçırırsınız, kız kaçırmaya girer, gider arada yatar, geri gelirsiniz. Yokluğunuzu kimse fark etmez ha. Kadının çocuğunu kaçıralım. Çocuk olmaz. Psikolojisi bozulur, gelişimini olumsuz etkileriz. Kadının kedisini, köpeğini kaçıralım. Kedisini, köpeğini kaçıralım. Oh! Oğlum, niye illa bir şey kaçırıyoruz ya? Kendinize biçtiğiniz rol bu mu? Kızım yeter, bak beni delirtme, beni sinirlendirme, tamam mı? Vallahi ekipte kadın olunca da var ya, sosyal sorumluluktan kriminal olaylara giremiyoruz. Bak ben çok geriliyorum abi ha. Kadının çantasını çalarlar, biz de çantayı bulup kurtarırız, kadına veririz. Al sana iyilik işte. Bu olur. Olsun. Oldu. Bu olur mu dediniz? Ya az daha düşünün, bulursunuz daha iyisini. Bu nasıl plan ya? Yarın pazar değil mi ya? Ha? Bu kadın illaki alışverişe çıkacak değil mi? Mehmet abinin tezgahının oraya gittiği zaman eter marifetiyle ben bu kadını alt üst ederim, çantasını alır giderim, sonra da geri götürürüz. Ha? İşte bu. Bak, zirçum! Kah çıkarıp gökyüzüne seyrederim alemi. Alem el alem doysa. Kah inerim yeryüzüne. Ağlar iki gözüm çeşme. Seyreder alem beni. Haydar haydar. Haydar Haydar'mış ya lan bu. Sabahtan beri yanlış şarkıya girmeye çalışıyorum. Sen beni niye uyarmıyorsun abisi? O yüzden girmedin demek ki. Abi bir sus, gözünü seveyim ya. Bir sus. Nesimi'ye sordular ki... yarın ile hoş musun? Haydar Haydar. Bak yine giremedim. Hoş olayım, olmayayım, o yar benim kime ne? Haydar Haydar, o yar... Sonunda girdim, oh! Abisi şunu da al lan, soğudu bu. Madem kadim dostum Tahsin'le arkadaşlarısınız, evimizin tesisatı size emanet. Arkadaşları değiliz abi, oğullarıyız. Evlendi mi Tahsin? Abla 40 yıldır adam evli diyoruz sana. Oğullarıyız işte, daha anla artık. Kiminle? İlk ve tek aşkı Hamiyet'le. Ay toprakçı çıktı Tahsin, köylüsüyle evlenmiş. Ay ne bulduysa o karıda. Hanımefendi, kendisi bizim anamız olur. Hangi Hamiyet bu? Ya bu Yusufgillerin kızı yok mu? Hani Bodur Tavuk? Hani paytak Hamiyet. Suratında sürekli yemişle doymamış ifadesi olan kıllı Hamiyet. Kıllı Hamiyet. Ne oluyor lan? Ne biçim konuşuyorsunuz? İlkokul 3'e kadar ana sütü emmiş adamım ben. Söyletmem ona laf maf ha. Hele ben hiç söyletmem. Orta 1'e kadar altına sıçmış adamım ben. Evet. Ekseriyet de yani. Anamın bendeki emeği daha büyüktür. Kabe'ye kadar sırtında taşısa hakkını ödeyemez be. Senin anana askerlik celbi geldiydi. Sağlık kontrolünde anlamışlar ancak kadın olduğunu. Birader. Bu kadar yolu yaşlı kör bir adamı dövmek için gelmiş olmayalım lütfen. Hayır, burada ağzını burnunu kıracağım. Üşendiğimden değil ha. Ayıplarlar. Anamın nüfus cüzdanında kazara erkek yazmışlar. Ondan olmuştur. Kadın yazmaya eli varmamış da nüfus memurunun ondan. Hadi geçin içeri, geçin hadi. Ay. Amca, yürüyemiyor mu? Gönlümün götürdüğü yere değil, gönlümü kaptırdığım sultanımın götürdüğü yere gitmeyi tercih ederim. Yalan söyleme. Sigaradan, sigaradan. Bir türlü bırakamadı, tıkadı damarları, gitti bacak. Survivor'a katılacaktım ama yalan oldu. Kamu spotu kovalıyorum. Eğer yakalarsam mutlaka oynayacağım. Televizyona çıkacağım, azimliyim. Yapma böyle, her şeyi anlatma onlara. Hadi, hadi. Thank you.
Hadi başlayalım. Buradan mıydı abla? Aa, siz Tulum'la mı gelmiştiniz? Hayır. Tulum'la nasıl girelim? Dünya kadar yol geldik. Biz yola çıkmadan önce mahallede mevsim kıştı. Buraya gelene kadar yaz oldu abla. Siz orucu bizden bir saat erken açıyorsunuzdur. Kaç meridyen, kaç paralel fark var aranın. Ne oldu anam? Sıkma gözlerini. Aç. Aç anneciğim, geçti. Anam üstüme iyilik sağlık. İçeride bayan mı varmış? Hayvan herif. Aç gözlerini anne. Tabii teyze, oda renginde giyindiğinden. Biraz da yaşlı oldum ben. Ben de fark edemedim. Ben duvardaki rutubet sandım teyzeyi. Kaç yaşında bu? Yatalık annem, hayatı küstürdünüz. Ne gördüyse artık. Çıkın gidin evimden. Çıkın gidin. Gittiler mi? Sezai abi, acil bir durum yoksa abi, hiç yeri ve zamanı değil. Ben de sizin kaynananızın önünde soyunayım mı? Bağırma, telefona konuşuyorum. Neredesiniz lan siz, ne kaynanası? Abi, bak acil değilse gözünü seveyim. Ya, oğlum acil değildi, adamın biri aradı. Biz de Turgut abiyle oturmuş sizin dükkanda Türk kahvesi içiyorduk. Açtım ben de telefonu, Yiğit diye biri. Abi tanımıyoruz, kapat hadi. Oğlum sizin icadı talip çıkmış. Lan ilgileniyormuş adam. Abi bizim icada talip çıkmış, ilgileniyorlarmış. Ne? İşte bu be! Metin! Allah! Metin! Anderson! Arka taraf! Rüştü! Ellerinden öpüyorum Rüştü! Her yerinden öpüyorum, her yerinden! Mutluluktan arayacağım. Yok böyle bir mutluluk yok. En son bu kadar. Beşiktaş, ineriz ben bir bundayım. Ay, Beşiktaş beni mutlu etmişti yalan. Yola çıkıyorum. Bunlar şova kalktı. Polisi ara. Hemen polisi ara. Araya bir de müjdeci girmiş. Dükkanını yaramış lan bunlar. Ya kurumsal kimlik havası vereyim diye dükkanın numarasını verdim. Malum bizimkiler faturasız attı. Gel bakayım, şurası müsaitmiş. Gittiler mi? Yine. Anne! Anne! Gittiler mi? Evreka! İcadımıza talip çıktılar! Dün gece yemeğe yengeniz gelmedi, stop. Bir doktora danışın, başınız çok ağrıyacak, stop. Ahan da şimdi sinirlendim, start. Ben bunu tamamen unutmuşum ya.
Lan. Oğlum bunlar yine içeri girip bir şeyler iyi pişmişler ya. Hayır bu nedir arkadaş? İcaz sahibi insanız biz artık. Fikirleri artık değiştirelim Metin. Kime değiştirteceğiz abi? Turgut abiye mi? Lan. Jeton kavanozu bu. Bunun burada ne işi var oğlum? Bunun öbür tarafta olması lazım. İçeriye girmişler. Ne oluyor lan? Kapı kapı kapı. Kim girdi? İcat. Çalınmış. İcadımızı çalmışlar. Kim niye çalsın ya o icadı? Ya bu icatta kesin bir şey var ha. Bu ne lan? Çövdeli baba. Işık görmüş tavşan gibi kaldım öylece Metin. Kapat nasıl? Klasörü kapat. Bir şey yap. Bilgisayarın B'sini bilmeyen adam buraya porno klasörü yapmış ya. Aa. Yemin ediyorum bütün cinsel hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti ya. O film değildir ya. Kısa filmdir o. Hatta kamu spotu. Otur şuraya. Hiçbir şeyle elleme. Ben şu odaya son bir kez bakıp çıkacağım. Ondan sonra bu şer yuvasını terk ediyoruz abisi. Kıpırdama. Lan telefonmuş bu. Efendim. Şey yok, icat yok. Biz buraya boş yere geldik ya. Ali, sen misin lan? Oğlum bu benim evim numarası. Ne işin var lan senin orada? Ali. Niye konuşmuyorsun oğlum? Benim evden beni arayıp telefon sapıklığı mı yapıyorsun? Ses yok. Ha? Anında merak ettim. Bekleyin, geliyorum. Anında merak ettim. Biz Hilmi'yi niye aradık Metin? Abi vallahi ben bir şey yapmadım bak. Star'a bastım. Hilmi çıktı. Yanlışlıkla oldu ya. Kime çektiğimi bilmiyorum ki ya. Ben sana bir şey ellemedirdim. Ver şunu bana. Bunu basacaksın. Kafada yap lan mal. Aha. Evinde saklamıyor. Anlaşıldı. Acaba diğer evlerinden bir tanesine mi götürdü? Ulan herifin de ucuz market zinciri gibi her mahallede bir tane şubesi var. Yalnız ben bir daha o herifin evini aramam bak. Bir kişiyi daha görürsem yemin ediyorum gidip kendimi kısırlaştıracağım ya. Böyle bir şey yok. Ayrıca bana pek Hilmi çalmış gibi de gelmedi abi. Vallahi ne yalan söyleyeyim bence de Hilmi çalmamış. Ya ihale daha büyüdüyse Metin? He? Ya büyük oyuncuların dikkatini çektiysek? Mesela MİT gibi. MİT üniversite değil mi ya? Ya alsınlar onlar. Bize bir faydaları dokunur. Ha Metin ne diyorsun Allah aşkına? Lan? Bu sakız ne lan? Sen sakın silemezsin ki. Dükkana sen yine karımı attın lan. Dükkanın betini bereketini kaçıracaksın. Betini bereketini kaçıracaksın ya. Hadi karıyı attın sen. Ben gelelim buraya niye getiriyorsun oğlum sen? Senin nasıl bir fantezi dünyan var lan? Ne ilgisi var ya? Sen bizim ilim irfan yuvamızı BBG İsveç evi gibi mi kullanıyorsun lan? Onunla vurmayacağım bak. Vurmayacağım bununla. Hani birbirimize söz vermiştik abisi. Ya ama adil bir anlaşma değil abi bu yani. Senede bir kere içki içen adamla alkol müptelası bir adam bir daha meyhaneye gitmeyeceğiz diye anlaşsa ikisi için de aynı şey mi? Gözünü seveyim ya. Mantık. Oğlum aldatma kaynaklı boşanmış bir insanım. Şu yaştan sonra kimseye kendimi ispatlamaya ihtiyacım yok. Kimi attın lan sen buraya? Seyir zevki düşük, mücadeleye dayalı bir geceydi. Hatırlamak istemiyorum. Oğlum o zaman bizim icadımızı kim uçurdu? Lan kahvede kavga var. Babam da yok. Koş. Metin. Ya bize ne arkadaş? Bize ne ya? Hadi abisi. Hadi abisi. Aç. Biz adamları kibarca gönderelim diyoruz. Sen damatlıkları giyip esin kaynağı oluyorsun. Aferin Ali. Ya adamlar gün almış kızı istemeye geliyorlar. Ben niye esin kaynağı oluyorum ya? Ya ben de onu diyorum ya. Beni niye istemeye geliyorlar? Kızım. Abilerin bu icat işlerinden bir halt olmayacağını anlayacaklar. Elleri ekmek tutacak. Sen evlenip yuvanı kuracaksın. Onun için geleni şimdi yollamayalım, adın çıkar. Arkadaş mevzu dönme dolaştı yine bize patladı ya. Ana böyle insan içinde hapşurursun ya hani burnuna kar utanırsın. Sen de bizi doğururken öyle bir duygu mu oluştu? Ebeci ağzımıza pardon mu dedin ama. Yeri gelmişken hatırlatayım anacığım. Bu damatlıktan başka benim resmi tek elbisem sünnetlik kıyafetim. Onu da sayenizde hala giyebiliyorum. Oğlanların ikisine birden sünnet yapalım dediniz. Bak 16 yaşında sünnet oldum.
Sünnetçi hatta derisini nereye bağışlayacaksınız diye bana geyik yaptı. Cevabım hazırdı ama işte kiloya şükretsin. Yeter lan. Koca adamın ettiği lafa bak ya. Ulan hala sizi sokaktan topluyorum. Serseriler ya. Allah Allah. 30 yaşındaki adamlara niye babalık yapıyorum ben ya? Lan oğlum, sizin yaşınızdaki adamlar altı haneli figürlerin peşinde koşarken siz baba figürüne yapışıp yosun tuttunuz lan. Babacığım bugün çok kırıcısın ama sen ya. Bana bakın, kavga etmeyin. Ya da edin gözleri korksun. Senin de mi uyku tutmadı? Tutmadı ya. Abim de geliyordu. Ya şimdi bu icat çalınma ya. Uyku tutmaz bunu hem. Ya hadi bizim olayımız belli abisi. İyi de sen niye uyumuyorsun ya? Bir şeyim yok ya. Öylesin işte. Nasıl öylesin lan? Ne oldu kız? Ne oluyor kız? Alo, kızım ne oldu? Beni B planı yapmışlar. Hayda. Kızım NBA draftın bu ya. İkinci seçilince üzülüyorsun ha? Manyak. Çirkin miyim ben? Saçmalama kızım. Sen ay parçasısın abisi. Baksana şu güzelliğe ya. Ya bırak abi ya. Ben niye kimsenin unutamadığı aşkı değilim? Neden sadece hayatını düzene koymak isteyenlerin tercihi oluyorum? Ya niye kimse benim ya aşık olduğu için evlenmek istemiyor ya? Niye yani? Ne ilgisi var kızım ya? Şeyden oluyor. Ben diyeyim sana işte neden olduğunu. Yanına kimse yaklaşamıyor ki anasını satayım. Sana bakan sırtında bizi görüyor. Ne bakıyorsun öyle mal mal? Yanlış bir şey mi söylüyorum Metin? Lan. Allah bizim belamızı versin lan. Eşek kadar adam olduk. Hala bacımızın eline bakıyoruz. Abi ya. Allah ondan değil. Olayı sen nereye getirdin? Olayın bir yere gittiği yok zaten Feyza. Bir balta yasap olamadık işte. Hayat kuramıyor bacımız. Bizim yüzümüzden biz hala hayal peşindeyiz anasını satayım. Belki de budur işaret lan. Ha? İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir, olaya bir de buradan bak. Ya abi ben diyemedim sana, diyecektim ya. Ya biz bırakalım artık bu işleri abi. Ekmeğimize bakalım ya. Şu kızcağız da kurtarsın yakasını bizden ya. Dünyayı da başkası güzelleştirsin. Bize mi kaldı dünyanın derdi? Ama ben sizden şikayetçi değilim ki, siz beni yanlış anlıyorsunuz. Biz anlayacağımızı anladık abis. Gençliğini heder ettin sen bizim yüzümüzden. O zaman biz de ne yapıyoruz? Bu gece bunu bitiriyoruz lan. Yeter artık lan. Bundan sonra icatlıkta, mucitlikte yok. Bu gece son. Heh. Hadi kalkın lan. Karakuller alıyoruz kahveden. Tesisatçıya gidiyoruz. Özlem'in ailesi kalk. Ya ben öyle demek istemedim. Siz niye yanlış hadi anlıyorsunuz abi beni ya? Hadi abisi. Hadi abisi. Hadi. Yeter lan. 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 Bunun bir iki farklı. Kuram lan bu. İcadımız gelmiş. Allah! Şanzıman bağlantısının olduğu yerde elektronik aksam var. İyi de biz koymadık ki bunu. Bak 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 şuraya bak. Pistondan gelen gazı döndürüp çevirip tekrar pistona gönderiyorlar. Çok zekice bu ya. Oğlum bu bizim icadımız değil lan. Bu var ya. Bu daha iyisi lan. O zaman bu adamlar bu icadı niye çaldı? Niye daha iyisini getirdiler abi? Yakıtı bulamadılar. İçine koyduğumuz yakıtın ne olduğunu anlamadılar. Alameti farikamızı çözemediler. Vay anasını. Vay babasını. Vay babasını. Vay babasını. Abi. Hadi sen gittiğinden biraz nöbeti devralayım ben. Hadi. Abi söyle olmuyor ki ya. Ben bunun başından ayrılamıyorum ki. Gece gece böyle kalkıp çocuğunun nefesini dinlersin ya. Benimki de o hesap. Yine çaracaklar diye ödüm kopuyor ya. Fatma Gerik için boş beşik neyse benim için de bu tezgah. O. Bilirim bilirim abi, bilirim bilmem mi ya. Arabanı böyle yolun kenarına park edince arada bir gidip bakarsın ya. Arabanın başına bir şey geldim diyor. O duygu. Bilirim. De sen hadi git dinlen biraz ya, ben beklerim. O zaman ben geleyim. Git tabii ya. Yakışıklı abim benim. Sadir Alışık gibi olmuş bıyık bıyık. Ne yaptın lan sen kendine? Hadi git. Hadi o zaman ben gideyim. Teyze. Aç mısınız, tok musunuz bilemedim. İçim rahat etmedi. Size çayla poğaça getirdim. Abim sen sabah işe gitmeyeceksin mi? Erken kalkacaksın ya. Yok ya, ben alışkınım. Abi, ver şunu. Abi ben sabaha kadar beklerim ya. Gidin siz valla. Hem ben uyku uyuyamıyorum. Eda mı?
He Eda. Lan gidip konuşacağım ya. Yeter lan. Vallahi mi lan? Ya vallahi dayanamıyorum abi. Gidip dökeceğim önüne ne var ne yok. Hepsini içimdekinin hepsini söyleyeceğim ya. Kötü fikir değil mi kız? Bilmem. Yani ben anlamam o işlerden. Ama Eda iyi bir kız. İyi tabii. Allah Allah. Ayhan ışığı kessen ya. Mahallemizin eczacısına kesik. Bu ne lan? Sıkıntıdan ne yaptığını biliyorum ben ya. Kızım. Motor pırlanta. Siktim seni aşınmaz abi. Kimi lan kimi? Senin aklın nerede oğlum? Ya abi bırak Allah'ını seversen ya. Her şeyi ayarladım baksana. Yakıt bağlantısı da tamam. Şişt. Motoru çalıştırayım mı? Stop start düğmesi bile var. Hey yavrum hey. Metin Özdemir. Hadi bismillah. Lan. 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 Niye çalışmıyor lan bu? Abi bize bozuk motoru mu getirdiler tamir edelim diye ha? Getiriyorsun tezgahın üstüne bırakmış bir de. Ne kadar anlamsız bir hareket abi. Niye getirdiler bunu? Haydi. Oğlum bunlar hakikaten motoru çalmışlar. Uyanmayalım diye de buraya getirdiler. Allah kahretsin lan. Abi dur. Bunlar şifre koymuşlar motora. Bak ondan çalışmıyor bak. Ne diyorsun lan? Ondan çalışmıyormuş abi. Vallahi mi diyorum? Evet. Kadın. Maç kaç kaç olursa olsun koyletince sevinen ülkeler gibi olduk yemin ederim ya. Bu nasıl bir şeydir oğlum? Elin hırsızı buraya şifre koymuş biz hala neyin sevincesindeyiz? Metin Özdemir. O ülkelerle hiçbir farkımız yok yemin ederim ya. Neydi onlar? San Marino, efendim, Liechtenstein. Sen bir tane söyle. He? Oluya vermiyor kendini Metin ya. Allah işe biraz getirsin kardeşim. Halden mal almaya gitmiyorum abi. İlan aşk edeceğim. Gözünü seveyim. Neyse. Vira bismillah. O ne lan? Alo. He? Yok dedim ya kardeşim. Ha kim olursa. Bak bana bak. Ben oraya bir gelirsem sana bir tıpa yaparım. Yengeye selam söyle o halde. Ha? Şimdi de kocası arıyor ha. Güvenlik önlemi şart. He? Kamera sistemi kursak, kapıya pencereye alarm taksak. Ama işte nasıl satayım? Para lazım ya. Hazır laf paraya gelmişken. O zaman ben bu broşürleri dağıtmaya devam edeyim. Hem bak ne güzel arıyorlar. Ekstradan para, icadın ihtiyaçları. Hem siz para lazım dediniz mi? Demediniz mi? Dediniz mi? Demediniz mi? Dedik ulan dedik kes. Ette mora ne lan? Alo. Ha, kardeşim gelmiyorum dedim ya lan. Küfrettiğim adamın evine prensip meselesi olarak da gelmiyorum. Nasıl gelmiyorsun ulan terbiyesiz herif? Ver bakayım şunu. Kovuldun kim köpeksin sen? Git buradan. Allah. Alo. Beyefendi kusura bakmayın. Bu çırak hep aynı şeyi yapıyor. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Evet kusura bakmayın. Hemen bir saat içinde tamirata geliyoruz. Adres alayım. Efendim? Karaköy 2. Evet. Evet efendim. Geldik. Kız. Şu şarkıyı bir deneyelim bakayım bir daha nasıl bir şey o? Ya resmi daireye de şimdi bu kılıkla girilmez ki. Bir saniye yavrum. Bekliyorum. Geç Beto. O zaman ben de mekana göre şeklimi alayım. Arkadaşım doluyuz. Doluyuz ya. Kardeşim girdi şimdi içeri. Metin de o işte. Metin! Lan! Kardeşim o benim ya. Dostum doluyuz. Damsızlanmıyoruz. Hadi aç. Allah Allah. Şimdi müşterinin önünde seni gücendirmeyeyim diye bağırmıyorum. Sizin tuvaletler bozulmuş. Ona geldim ben. Dostum. İçeri girmek için söylenen bunca yalandan sana yemiyorum artık. Hadi benim başıma iş açma. Hadi Zuhal abiciğim. Hadi Zuhal. Kulaç Bey buyurun. Hakan abi iyi akşamlar. Hakan Altun değil mi bu? Evet. Odur adamsız. Abi gözünü seveyim sen.
Ersay. Ersaylar bu. Ersay nereden buraya geliyor? Anaga. Lan onun da mı yok? Senin bana garizin mi var arkadaşım? Ben niye giremiyorum içeriye? Herkes gidiyor. Ya benim sana yalan borcu mu var ya? Allah aşkına ya. Şimdi resme bak. Allah aşkına ya. Bir insan bana böyle gelir mi ya? Ya ben Ersay'ın öyle şarkısını niye dinleyeyim senin barında? Kız kardeşimin telefonuna indiririm kendi sesinden. Benim sana yalan borcum mu var arkadaşım? Bakışlara bak ya. Üniversite terk bir sufi tesisatçı. Yapılan muamele bu mu ya? Bak arkadaşım doluyuz almıyoruz. Uzatma hadi abiciğim. Ya senin amirin yok mu? Buradaki en yetkili kişi kim? Bak kardeşim buranın en yetkilisi benim. Ben de seni çok kötü üzerim. Hadi uzatma artık yürü hadi. Hadi abiciğim. Hadi işimiz gücümüz var yürü. Mesajınız görüldü. Öyle olsun. Öyle olsun. Tövbe estağfurullah. Ya öyle olsun. Arkadaşlar. İçeriye tuvalet tıkanmış, götüne güvenmeyen girmesin. Ha illa gireceğim diyorsanız Yıldız Torunevi de var. Takın takla bak geldik şuraya. Sen beni niye almıyorsun ya? Ne güzel bir ortam var. Bu niye geldi? Hani arabada duracaktı bu? İstekli mi lan bu? Ya abicim normal hayatımızı devam edelim, normal yaşantımızı sürdürelim demedik mi? Şüphe çekmesin demedik mi ya? Dedik. Pislik dedik. Ya sen içeri epey bir gelmeyince ben de boş durmayayım dedim. İki kadeh attım abi. Of. Allah'ını seversen bak su damlatıyorum. Hadi şu işi bir bitirelim ya. Anam. Dördüncü lazım mı abi? Ne diyor lan? Abi git. Aman abi. Sarhoş bir şey etmeyin ne olur ya gözün seveyim. Bak hele hala duruyor. Yürü git lan. Allah'a salarım abi yürü git. Tamam sakin ya. Ya abi söylemeden edemeyeceğim ya. Şimdi ben içeriye girdim tam olay yerine intikal ediyorum. Bir tane tanışla denk geldim. Tanışmayız dedim. Ayrasmus dedi. Fark etmez kızım dedim. Olaylar gelişti. Bunun bir tane şişko ekresi var. O geldi. Dedik lan dedi bana. Türkçe. Ben de gittim. Türkçe. Erasmus erkek ismi değil mi lan? Nemlisin. Hani sessizdi bu. Taşırlarken bir yeri gevşemiştir. Kız zilli. Karıştırma. Hallederiz onu. Devaleden az kaldı. Ondan da bulursak. Gençler. Bakın bana bir. Sıvı nevale ile çalışıp hidrojenle oksijen çıkaran bir motorumuz var. Bir de arabaya takarsak var ya. Savaşlar biter lan. Benzin, mazot hepsi tarihe karışır. Çevre kirlenmez, temizlenir. Gençler. Biri çaldı motorumuzu, biri daha iyisini geri getirdi. Bizim bundan kelli bir düşmanımız var. Bir de dostumuz. Bu da böyle biline. Bir kere daha söyler misiniz beyefendi? Bankanızdan 17 bin dolar kredi istiyoruz. Ya abi süpermiş ya. Abi bak ben böyle hayatımda hor görüldüğümü hatırlamıyorum. Hor görünüm tadı ağzımda kaldı böyle ekşi ekşi abi. Ya telefona takıldım yetişemedim. Ne oldu şimdi? Abi bizim kapı gibi muhasebecimiz yok mu ya? Gidelim belki bize akıl verir. Olmadı bordromuzu çıkarttıralım abi. Döküman ne varsa onlarla gelelim ya. Beyefendi yeni gelenler vardı. Baştan alabilir misin? Tam olarak niçin gelmiştiniz? Bankanızdan 17 bin dolar kredi istiyorsunuz. Abi mükemmel ya. Abi bak bu üçüncü anlatışımız bunlar komik video muamelesi yapıyor bize sarıp sarıp başa tekrar gülüyorlar ha. Kalklar. Evraklarımızı alıp gelelim abisi. Vatandaşa güven sıfır. Millete SMS'le kredi verirler bizden sene 2014 olmuş A4 kağıdı istiyorlar. Hadi abisi. Nevale sudaki hidrojenin bir miktarını kendisine bağlıyor. Yalnız azıcık bir miktarını. Geri kalan oksijenle hidrojense... Gaz olarak salınıyor da hidrojenle oksijeni nasıl ayırıyorsunuz? Tepkime ısı alan olduğu için bu kap soğuk. Seyret bak gel dokun. Ya devam edelim.
Merkez yakıt tankına suyla nevaliyi aynı anda koyup hem gazları ayrıştıracağız hem de yakıt tankı diğer kaplardan soğuk olacak. Sonra da bu mekanizmayı döndürerek... Ağır olan oksijeni kabın çeperine yapıştıracaksınız. Bu sırada aradaki bağlantıdan oksijen sıcak kaba geçecek de o kabı nasıl döndüreceksiniz? Elektrikle mi? Yok. Arka aksın ortasına dişli yerleştireceğiz. Araba hareketiyle dönmesini sağlayacağız. Hmm. Yalnız gazları yine de istediğimiz şeyde ayrıştıramıyoruz ya. Yani. Öyle değil tabii ki. Ayrıştırıyoruz aslında yani. Hani düşük hızlarda ve rölantide çalışırken motor yeterince performans alamıyoruz. Daha kötü oluyor yani. Tek problemimiz de bu. Daha çok işiniz var beyler. Ama zerre kadar enerji harcamadan elektrolizi gerçekleştirmişsiniz ya. Şahane bir şey bu. Peki bu malzemeyi nasıl yapıyorsunuz? Onu da şöyle yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Şimdi bu bizim alameti farikamız olduğu için, yani bizim ailemizin, bütün ailelerin, memleketin, dünyanın kurtuluşu buna bağlı olduğu için bir zahmet sana anlatmayacağız. Yahu ben belki temininde bir faydam dokunur diye sordum yani. Aslında bir konuda bize yardımcı olabilirsiniz. Hah. Nevale'nin içinde Detroit var. Detroit? Hı hı. Datolit lan. Hı hı. Datolit. Datolit. Kalsiyum boran hidroksi silikat olan datolit. Doğru mu? Ben... ömrümün bir kısmında bor mineraliyle ilgilendim. Yani Türkiye'deki rezervlere. Bir dakika. Şimdi ben ufaktan bir şüphelendim. Minerallere. Brezilyalı futbolcu mantığıyla mı isim koyuyorsunuz? Aslında 4 tane uzun isim var da sadece Detroit mi diyoruz yani? Ne diyelim? Bora mı diyelim Metin? Peki bu datolit Türkiye'de çıkmaz. Nasıl temin ediyorsunuz bunu? İnternette, yurt dışında. Herkes bizdeki gibi pul koleksiyonu yapmıyor ki. Amerika'daki bazı mineral koleksiyoncu arkadaşlardan şu kadarcağızın $30 alıyoruz. Kız kardeşimize kredi kartından her ay bir tane getirme hakkımız var. Yalnız işte bir tane getirme hakkımız var. Ama sen şimdi böyle hani... öyle bulabiliriz falan deyince ben de bir şey yapamadım yani. Öyle bir olabiliyorsa da yani. Datolit. Bir iki tanıdığım var. Bir sorarım. Tanışları görmek lazım ya, önemli o. Biz de gidelim Hilmi ile görüşelim, şu para işini bir çözelim Metin. Gidelim. Geri zekalı, kendini aşık et bana mal. Hadi bir hava yap. 80, dede 81. 80'di City. Telefonun çalıyor kız. Nerede kalmıştım ben ya? Aklımdaki en son neydi? 69. 70, 71. Metin! Metin, 2 dakika gel lan. İşim var, işim. 56. Reyona giren müşterileri sayıyorum. 57. Doğru saymam lazım. 98. Lan yardımın lazım oğlum, gelse de lan. 95. Abi şimdi bak, bunların büyüklerini yeşil, ortancaları sarı, küçüklerini de mavi etiketlerinden işaretli diyorlar. Ne yapacağız? Niye? Ne bileyim, demek ki müşteri o zaman daha rahat ayırt ediyor boylarını. Allah Allah. Tavuğun boyutunu da mı etikete bağladık ya? Medeniyet o kadar gelişti mi abi? Ben mi yanlış görüyorum? Oğlum bunların hepsi aynı değil mi? Ya abi, bunu tavuklar içinde söyleyince ırkçılık sayılıyor mu? Yoksa serbestçe söyleyebiliyor muyuz? Ben bunu tartayım ya. Bak, bir şeyi isimlendirirken başına ekstradan güzel bir sıfat ekliyorsan ondan bir korkacaksın abicim. Misal huzur evi. Ulan içinde huzur olan yer zaten senin için evdir. Ekstradan niye huzur ekliyorsun? Huzur eklemiş, var bir sıkıntı. Korkacaksın. Senin sigortaların attı tabii değil mi? Misal fantezi müzik. Ulan fantezi müziğin içinde ben ne fantastik bir şey duydum ne de gördüm. Bak ekstradan fantastik eklemiş ya. Orada bir ters oluk var, korkacaksın. Ne diyorsun lan? Marketin süperim olur amına koyayım diyorum abi ya. Burası insanların günde 11 saat aralıksız çalıştığı, bir de askeri ücrete çalıştığı bir cehennem. Ben tavuk alacaktım. Abla kusura bakma gari, senin yanında da sövek olduk. Ben sana bu davulun en büyüğünü veriyorum bak. Battal boy, müessesemizin ikramı. 2 dakikada bekle. Kimse yok deme lan. Bak, Nazilli'den çok güzel kırma zeytin gönderdi Sadiye ablam. Sana bundan ders veremem. Dinele komu gari, bankoyu kapatıp duruyorsun hadi. Oo. Müessesemizin ikramıdır mı dedin lan? Ya bir şey yap, o kasaya geçerken... ya alırlar o tavuğu elinden ya. Fikret diye bir herif var orada. Bırakır mı o tavuğu? Seni bitiririm lan! Bitiririm lan seni! Ulan 4. sucuk alışın şerefsiz! 2 tur atıp buradan sucuk mu alıyorsun lan sen? Çok beğendim abi de. Abinin beğendin öyle mi? Nerede lan sucuk? Nerede lan? Göbeğine mi sakladın? Nerede? Gel açma. Nerede lan sucuk? Sepet boş. Sucuk nerede lan? Nerede lan? Sucuk nerede? Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum sen ruh hastası mısın lan? Dönüp dolaşıp topladığın sucuklarla sucuk ekmek mi yapıyorsun lan burada sen? Lan vallahi tebrik ederim seni. Beleşçiliği bambaşka bir yere taşımışsın. Bekle. Lan sen var ya, bir sucuk, 2 sucuk. Al bakayım, seriyi tamamladım.
Kaybol, kaybol. Mangal da adettendir. Pişirirken bir iki de kendin götürürsün. Beyefendi, anketimize katılır mısınız acaba? Anket sonunda küçük bir hediyemiz de olacak. Sor. Size 10 adet kısa sorum olacak. Ardından elimde görmüş olduğunuz şu küçük numuneyi size hediye edeceğim. Şimdi başlayabiliriz. İlgi duyduğunuz kadının sahip olup olmadığını merak ettiğiniz bir özelliğini söyler misiniz? Pembe nüfus cüzdanı. Buyurun, teşekkür. Erkekler işte. Ama her erkek öyle değil. Sucuk ikram edeyim. Yok, teşekkür ederim. Bu aralar yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Biraz balık etliyim de malum. Aa! Balık etli misiniz? Hı hı. Ben de balık et. Kusura bakmayın efendim, sucuk takım. Ben de balık etliyim. Hemşeri çıktı. Balık etin neresindensiniz? Oha! İşe yaradı deme. Pardon, bakar mısınız? Hanımefendi, ben tezgahtar değilim. Yok lan. Hanımefendi, ben tezgahtarım. Yalnız bir saniye izin istiyorum. Bu da mı olmadı abi? Hmm. İçime sinmedi. İçine sin. O zaman sen şunları tut bakayım. Tut. Sen alışverişe değil, gezmeye gelmişsin koç. Yemin ediyorum boş beleş insansın lan sırık. Bas git. Hanımefendiciğim, nasıl yardımcı olabilirim? Ben hallederim. Öyle tahmin etmiştim. O an Ali, Metin'e baktığında birçok şey gördü. Gömleği süveterin dışına çıkan tezgahtar kıyafetiyle bile mağazadaki herkesten daha şık olduğunu. Kendisinin hayal bile edemeyeceği edepsiz şakaları Metin yapınca kızların nasıl kıkırdadığını, insanlarla bir ayda kuramayacağı samimiyeti Metin'in nasıl bir günde kurduğunu. Ama en önemlisi Metin, 35 yıllık Ali idrak etti ki Metin yanlış bir şey yapmaktan korkmadığı için insanlar onu böyle hoş görüyordu. Ve Ali o an hayatında ilk kez yanlış bir şey yapmanın o kadar da kötü olmadığını düşündü. Fakat kısa bir süre sonra bunu düşünmek için daha ters bir zaman seçemeyeceğini anlayacak. Ama şimdi değil. Kısa bir süre sonra. Selamünaleyküm abi. Bizi Yiğit Bey gönderdi. Datoliti neye ekleyeceksiniz? Metin. Abi, şunu alırsak. Taşrak mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Estağfurullah abi, elimi sürmem. Bak. Bu ne lan? Abi gözünü seveyim, biz bunu alamayız ki. Bizim o kadar yerimiz yok. En fazla iki varin. Amatör müsünüz oğlum siz ha? Şişt, uğraştırmayın beni. Ya malın tamamı ya hiç. Lan götümüze mi sokacağız altı varil drag içi? Yerimiz yok diyoruz sana. Üstü kalsın lafından niye anlamıyorsun lan sen? Ne biçim esnafsın? Bir güler yüz, bir günaydın de be oğlum. Tamam abisi, sen de abartma, şey yaparım. Alıyoruz. Gençler, 3 saat müddetiniz var. Gidin ne bulursanız bulun, gelin nevaleyi alın götürün. 3 saat sonra bir dakika bekleme. Oğlum paramı nasılsa peşin aldım ben. Son 3 saat. Yalnız öyle bir manipülasyona gerek yok yani. Son 3 saat falan kusteyip mi başlıyor? Nedir yani abi? Tamam abi, hadi. Onu nasıl becerdin lan? İhbar var, arama yapacağız. Açın kasayı. Hadi ya. Şu kimliği bir göreyim aslanım. Memur Bey, arabada Detroit denene var, var. Ya kim ihbar etti bizi? Kim ele vermiş olabilir abi? Ya amirim, ben size vagonu göstereyim, açayım. Açıyorum. Mal, mal. Demek beyaz ha. Salak mısın lan? Ne bu? Söyleyi gibi amirim. Diğerlerini de aç. Tabii.
Korkacak bir şey yok. Bunlar şey bunlar ya. Dinamit ya. Geri çekil. Amirim, amirim. Silah görünce ben panik oluyorum. İnin onu lütfen. Burada şey var ya, dinamit bu. Doktrin bu. Dinamit değil, dinamit benim kardeşimin yüzünden ağzıma takıldı. Lan Metin, Allah seni. Bu ne lan? Bu ne böyle şey mi oldu lan? Kapat üstünü. Neden gözaltına alındı? Ha? Söyle bileyim. Bir şey var mı? İftira atıyorlar biz ya burada. Hamiyet teyze. Tahsin amca dükkandaki dağda göz için değil, sakın kulağıma sok kimse. Göz için değil, senin için de kız. Arkadaşım arka taraf üç kişi, niye sıkıştırıyorsunuz bizi? Allah sen yardım et yarabbim. Operasyon tamamlandı Enver Bey. Dediğiniz gibi. Mineral'de cesetleri de bulduk. Metin, bak kızlar korkmaya başladılar abisi. Senin ağzın güzel laf yapıyor. İstersen şunlara bir iki tane güzel laf et. Kızlar koyuvermeyin kendinizi. En güçlü olmamız gereken zaman. Lütfen. Ya nereye güçlü olalım ya? Tıkılıp kalmışız ne Zayray Tayne'ye ne? Konuşamıyorsun daha Govel. Güzel şeyler düşünün. Atın kötü düşünceleri kafanızdan. Kapatın gözlerinizi bak. Kapatın. Kapat abiyi dinle. Hadi kapatın gözlerinizi. En güzel günlerinizi düşünün mesela. Mesela lisedeyiz. Beden eğitimi dersi başlayacak birazdan. Bir haftadır bu anı bekliyoruz. Sınıfta aşofmanlarımızı giyiyoruz. İçimizde çok tatlı bir sevinç. Kıpır kıpırız. O sırada kapı açılıyor. İçeri biri giriyor. O da kim lan? Yeni edebiyat hocası. Aman. Sınıfları karıştırmış herhalde. İçim yanıyor Metin. Diyor. Ben de hocam geliyorum hemen diyor. As! Oğlum nerede diyorsun lan sen? İşte kızların şeyini alıyorum abi. Gerginliğini. Senin yerine. Birisi geliyor, birisi geliyor. Kızlar. Sen dışarıda bekle. Bir yere kaçma, kırarım kemiğini. Memur bey, vallahi bizim bir suçumuz yok. Memur bey değil, başkomiser. Dediklerimi yaparsanız buradan çıkarsınız. İçeride hiçbir suçunuz olmadığını anlatacaksınız. Kamyonunuzdaki varillerde çimento vardı. Giderken bir kaza gördünüz, yardım etmek için kamyondan indiniz. Yol boyunca duraksadığınız tek yer orası. Kaza esnasında kamyonetinizin etrafında bir adam dikkatinizi çekti. Uzun boylu, kır saçlı, renkli gözlü bir adam. Varilleri onun değiştirdiğinden şüpheleniyorsunuz. Bu kadar. Hepiniz aynı hikayeyi anlatırsanız salınırsınız. Anlaşıldı mı? Vallahi anlaşılmadı. Yani benim birkaç tane sorum olacak. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Ha, sizi kim gönderdi? Size niye güvenelim? Bana güvenmekten başka çareniz var mı? Yok. O zaman çok önemli bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Yalancının evini, barkını, tahtasını, silgisini, kuzenini, kumasını, severini, sayanını, köpeğini, kömecini, gedisini, yedecektini, doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakkumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... Gondik desinler mi? Gondik desinler! Ben bu adama güveniyorum arkadaş bak. Söylediklerini ezberleyin. Doğru söylüyor adam. Bravo. Ayakkabının bağcıklarını alalım mı komutan, başkomiserim? Sorry, Hidu Kasri, how? Nasıl gidecek ben? Hidiv Kasri. Hidiv Kasri. Ha, where is Hidiv Kasri? You wanna go to Hidiv Kasri? I'm gonna help you, brother. Take this onion, keep it, don't bite, sikerim tahtanı. I can break your bones, okay? It's mean, kırarım kemiklerini. Ne diyor lan? Hidiv Kasri soruyor, şuraya yazıvereyim dur. Bak, I am writing here, how can you go Hidiv Kasri, okay? Allah. Now take this. Bak. Can you see this shop? Kahve. Go there. Read this to other people. Okay? They see you. How can you go Hidiv Kasri? Ben bunu orada okuyacak. Yes. Onlar anlatacak bana. Allah'a zeka kalkmışım. Yes. Okay, alright. Go. Thanks. Where is onion? This is... Onion. Yeah. O Türkçeden gelme. Onion.
vay onu yiyin, onu yiyin. Onu yiyin, okey? Hani yararlı, onu yiyin. Hadi go. Onun dikine git, hadi. All right, I keep... Okay, thanks. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Abi, let's go to the needle of the silver of the horn. Hadi gidelim, hadi, hadi. Allah Allah ya. Eşhedü enne ve ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e abdulu ve Resulullah. No! Müstahkını vermesin. Kaç yaşında adamsın sen? Ele güne ne diyeceğiz? Of! Of! Ya arkadaş biz bu yaşa kadar nasıl geldik ya? Belgesel konusu yemin ediyorum ya. Animal Planet iftiharlasınlar. Özdemir kardeşler. Lan nesisin oğlum? Lan yemin ediyorum girdi çıkmıyor Metin. Yemin ediyorum ben şiştim lan. Kızardım lan öleceğim lan. Babamın ayağı tuttu Metin. 30 yıl geriye gittim Metin. Ya abi şu anda benim altıma içememden hiçbir farkı yok şu yaptığının. Çocuk musun sen ya? Ne yapacağız ya? İtfaiye yaralan. İtfaiyenin numarası kaç? Yürüdüm. Abi sakin ol gözünü seveyim. Efendim, nasıl gelelim ya? Ülke yanıyor abi. Orman orman geziyoruz. Birini söndürüyoruz, öteki yanıyor. Daha sönmeden birinin ateşiyle diğerini yakıyorlar tiryak gibi. El alışkanlığı oldu bunlarda ya. Lan oğlum beni delirtme, terbiyesizlik yapma. Köprünün demirlerine çıkışlı adamın kafası. Trafiği oğlum setliyor, gelen geçen bir bakıyorlar. Babadan oğla padişahlık geçer, taht kalır. Bizim pederden de bana Ali abinin kafasını soktuğu demirleri kesmek kaldı. Çekeyim böyle monaş gibi ben ya. Oğlum başkası vurdu mu beni akıtır, ben koydum mu seni akıtırım. Gel lan buraya, hadi. Yolumuzun üstü, 5 dakika uğrar. Fazla kalamayız ama. Ulan misafirliğe çay içmeye gel demiyorum sana. 5 dakika yeter ya. Yeter ya, yeter ya. Yetmedi lan 5 dakika. Köprünün demirlerini kestiler, ince yere vakit yok dediler ya. Kaldı boynunda parmaklıklar. Metin boş boş konuşma oğlum bak. Hanzo'nun İstanbul'a getirilişi gibi beni mahalleye getirdiniz bak. Üst mahallede demirci yok muydu lan? Parmaklıklar arasında geçen bir ömür. Mahalleli sana merhametle yaklaşacak artık abi. O ne lan? Boşanır boşanmaz yaramazlık yapmaya başlamışsın. Hadi geçmiş olsun. Şıklı'ya göründüğü gibi değil. Tam afilli bir laf sokuyordum, anlamadan bu hale geldik. Çok ayıp ama ya. Taksiye falan binseydik lan. Sığmazsın ki abi. Kamyonet tutalım, arkasına koyalım seni dedik. O da benzetmek gibi olmasın. Kurban zamanı mazdaşırlar onunla, incinirsin diye şey ettik. Daha ne kadar incineceğim lan? Halkalı Araştırma Hastanesi'nden geldiler. Bu adam vaka, incelememiz lazım dediler. Kan, saç, deri, diş ve sidik örneği istediler. Ya dedik ki iki elini de randımanlı kullanamıyor. Sidik örneği için görevli göndereceklermiş. Sperm örneğini alabilecek baba it bulurlarsa o topa da çıkacaklarmış. Yok lan yok, madem körü bile bilim için o kadar fedakarlıkta bulunmaz deyip vazgeçtiler o fikirden. Sezai abi dua et, çok güzel laf soktun, ilişmiyorum sana. Yalnız o ambulansı hatırlatacağım sana. Kaldı mı lan? Mahallede benimle iyileşmeyen kaldı mı lan? Kaldıysa gelsin, çağırın gelsin lan! Geldim. Şimdi Ali abi altın kafese koymuşlar. Ah vatanım mı demiş. Hayır, ah kafam sıkıştı demiş. Kafasını demire sokmuş, anladınız mı? Hilmi bunu anladı. Koca kafalısın. Hiç şaşırmadım. Çünkü biz babanızla ilk çocuğu yaparken pek özenemedik. Böyle bir yere yetişecektik. Yalandan yalapşap yaptık gitti. Suç bizim. Ala! Dur abi, dur abi, dur abi. Arkadaşım üzerinize alınmayın ama şu an solo test değerlendirme tablosuna bakıyor gibiyim. 0 puan. 50 puan. 100 puanın bıyıksız hali. Teşekkür ederim. Ben bu grubu nasıl görüştüreyim Metin Tekin'le? Yani nasıl görüşebilirsiniz? Biz hayranıyız arkadaş. Adamın sırf Facebook'ta 10.000 hayranı var. Yarın Slovenya'da seçime girse tek başına iktidar. Diğer hayranlarından siz hayran ne?
Top. Topumuz. Topumuz. Metin Tekin'in penaltıda ta stadın dışına gönderdiği top. Nereden bileceğim o top olduğunu? Elimde her anın saniye saniye görüntüsü var amca. En son Beşiktaş maçında giydiği forma. Soyunma odasından bizzat kendim aldım. Bak hele bak. Bak. 95'te çektirdiği akciğer grafisi. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. On beş bin bizim bonobonlar hiçbir halt yiyemezler. Bu ekibin beyni benim. Dört senin, dört senin, yedisi de benim. Hadi. O formanın sahibi sen misin? Yes, baby. Ya o kokudan anlamalıydım. Metin Bey senin bıraktığın formayla çıktığında o kokudan en sevdikleri bile sarılmadı ona. Ya o maç niye Metin Tekin'in son maçı oldu biliyor musun? O kokudan sonra bir daha formaya yanaşamadı. Bana bir şey gelmiyor. Oğlum sürekli yanındayız ya. Alışmıştır burnun. Şey gibi düşün, İzmir Körfezi gibi düşün. Peki o 95'te aldığınız akciğer grafisinin yerine ne koydunuz? Şey ya, bizim Şerif amca var. Onun röntgeniyle yeri değiştirdik. Doktor o röntgene bakıp Metin Bey'e sen de 60 yaşında adamın ciğeri var dedi. Metin Bey'in performansı o teşhisten sonra bir daha hiç yükselmedi. Hep düştü. Peki sen o kaset için kaç para istiyorsun? Ne parası arkadaşım ya? Metin Bey'in en büyük korkusu o görüntülerin internete düşmesi. Varını yoğunu harcadı. TRT arşivinden bile sildirdi. Sen şimdi elimde görüntüler var diyorsun. Kaç para istiyorsun? Ya para değil arkadaşım. Sadece bir görmek istiyoruz kendilerini ya. Metin Bey sizi asla görmek istemiyor. Her yere fotoğraflarınızı astıracak. Gittiği yere asla giremeyeceksiniz. Kaseti de istiyor. Bir efsanenin sonunu getirdiniz siz be. Lütfen binayı terk edin. Haydi. Bu işin de borsası var demişlerdi de inanmamıştık. Görüyor musunuz bak? Evet, evet. E ne oldu, niye düştü şimdi bu? Yoksa bar çıkışı bir kadınla falan mı görüntülendi? Bar çıkışı iki kadınla görüntülendi. Bir kadınla görüntülense çıkar genelde. Kondisyonu iyiyse demek ki. Ablanız rica etmişti. Evet geldiler. Üç kişi. Üç tane soytarı işte. Ne sandılarsa burayı. Sallıyorum. Tamam. Beklesinler mi, gitsinler mi? Tamam. Ne kadar sallayayım? Anladım. Tamam. Mahmut Bey biraz meşgul. Bekleteceğim sizi. Ablacığım yalnız soytarı sallayayım falan biz hepsini duyduk yani. Tamam ricacıyız da öyle itin götüne sokup çıkarmaya gerek yok. Hayır bir de randevulu geldik yani. Ne randevusuz gelsek neyse. Bakar mısınız? Mahmut Bey bir spor menajerliği yapıyoruz dedi. Özürlerini iletti. Tamam. Mahmut Bey sizi bekliyor. Buyurun. Tabii. Zaten kralları da bir tek soytarılar güldürebilir. Vay arkadaş ya. Babamızla barışacağız diye yola çıktık. İzzeti nefsimizi, öz saygımızı, anamızın bir tane böbreğini kaybedip şimdi eve mi geldik lan biz? Vallahi aynen öyle oldu abi. Hani şimdi o böbreği ben alacağım diyordu. Ne oldu? Şimdi adamla kadın Almancıymış. Çoktan Almanya'ya uçmuşlardır. İzlerini kaybettim dedi. Daha da bir şeyler dedi. Çok enteresan şeyler söyledi de. Şey, eve geçelim ben size onunla evde anlatayım. Olur mu abilerim? Sen geçin, ben de sana bir şey anlatacağım. Biz kime niye emanet ediyoruz ya? Allah Allah, Allah Allah. Anamı ben kendi takımıma alacaktım ya. Vallahi billahi bak. Hilmi abiye haber var mı? Hilmi bunu sevmedi. Dedi, zor kullanacakmış, bir de mekan bastıracakmış. Ne mekanı kız? Bu ne lan? Ağzım doldu spreyle. Bu ne lan? Eh be abi. O kadar diyorlar esnerken ağzını kapat diye. Niye? Çünkü o da spreyi falan girer ağzına. O sırada birisi hapşırır, kazayla ağzına tükürür. Sinek minek kaçar. Kapa şu ağzını. Kapa işte. Cüheylanlık yapma. Orman ferahlığı kokusu bildiğim. Nefesim öyle koktu ha. Kullanışlı da. Soğanı sarımsağa bastırır kızım bu. Hani acil durumlarda falan kullanılabilir. Fark ettiyseniz derdimi atlatabilecek kadar mizah biliyorum. Sana elimin tesiri bil. Olayı vermiyor kendini ya. Vermiyor. Vermiyor.
Sen de anlaş şu işin aslını ya. Kimin mekanıymış bu, neymiş? Metin Ali Feyyaz belli aralıklarla bir arkadaşlarının restoranına gidip orada yemek yerlermiş, eski günleri yad ederlermiş. Hilmi de orayı dağıtacak işte. Salak, açık havadayız. Zehirleneceksin salak. Sana ne oluyor kız? Ya. Amcacım, benim elinizi öpeyim. Oğlum bu nasıl selam veriyor böyle lan? Boynunu uzatıyor falan bak. Aynı Sinan Açıl gibi. Bizim bunu değiştirmemiz lazım abisi. Bir de niye benim yaptığım robot gelmiyor da bu geliyor oğlum? Bana bak lan. Sen yoksa peder beyin gözüne girmeye falan mı çalışıyorsun? Kim? Ben. Bizim Manisa Sancan'la gözümüz yok çok şükür. Huzur peşindeyiz. E o zaman niye benim yaptığım robot buraya gelmiyor? Belki peder bey onu da görmek istiyor. Ya abicim senin yaptığın çevirmede basına yakalanan alkollü sürücü gibi gözünü seveyim ya. Sağa solu belli değil. Şimdi getireceğiz buraya bir saçmalık yapacak, bozulacak falan. Ama o ilk göz ağrısı lan. Peder beyin gözü onu arar diye şey ettim ben yani. İlk göz ağrısı, ilk göz banyosu. Şu güzelliğe bak ya. Yakışıklı. Abiler. Müsaade edin oraya. Ölmeyin siz ya. Çalışın. Ya yardım etsemedik acaba ya? Yok abi ya. Dedim gel dükkanı temizleyeceğiz. Yardım et. Yok öyle böyle şey dedi. 5 lira 10 lira ateşleseydin oğlum sen de. Ya onu da söyledim. Elinin tersiyle itti. Aldığımla süpürgeyi yerde bulduğum benimdir dedi ya. Artık sabit gelirli memur mantığını bırakmış. Riskli esnaf mantığına geçmiş. Bezerek. O zaman ben şu 5 lirayı aşağı atayım. Belki görür. Bez getirin. Bu dükkan da böyle nasıl kirlenmiş ki arkadaş ya? Yerler nasıl pis, nasıl pis? Fena, fena. Vallahi billahi bak. Oğuzhan. Hı? Süpürmediğin yerler var koçum. Hadi daha sana gidip yatacağız. Bitiyor, bitiyor. Az da. Abisi, senin ismini önce yazmak hakikaten doğru bir hareket oldu biliyor musun? Gel la çay iç. Uhu, gel la. Gel la, gel la. Abi, babam galiba sadece bir kere o da ilaç yazdırmaya yollarken bana aferin dedi. Bana da şu hayatta sadece bir kere çok yaşa demişliği var. O diyor. Ona da heyecan yaptın. Eğilip babuş sen ne yapıyorsun dedim. Ama bu sefer aferin diyecek. Evet. Belki kelimelerle değil. Sonuçta Anadolu baba profili. Onlar konuşmazlar ya. Döverken de severken de kafasına vururlar evlatlarının. Ama bize öyle bir bakacak ki biz anlayacağız. Yani. Metin, ben misafirlerin yanında bir şey diyemiyorum ama adamların beceremediği işi biz yaptık ya ben. Babamın da koltuk altları biraz hava az. Şimdi var ya, babama sürekli bizi övüp duruyorlardır hayran hayran. Profu doçenti, profu doçenti. Boynuz kulağa geçer ama duyamaz. Metin Ali Özdemir, güzel. Bunu siz mi yaptınız? Yok. Nasıl yani? Ya biz yaptık da bir şer kuvveti geldi bunu bizden çaldı. Sonra da başka bir hayır kuvveti getirdi bunu bıraktı yerine. Yani şeytan aldı götürdü satamadan getirdi. Ya bırakın şeytanı da bu çalışıyor mu ya? Hem de nasıl basayım mı? Borla mı çalışıyor bu şimdi? Bildiğimiz bor. Borla çalışıyor bu şimdi. Bildiğimiz bor. Yok mu ya toz gibi olan? Peki nasıl tepkimeye sokuyorsunuz boru? Ay çok kararlı da bor. Vallahi kendisi ne kadar kararlıysa biz de o kadar inatçıyız. Uğraştık soktuk. İlk başta biraz tepki verdi ama kara pencereleri bizden kurtulamadı. Şş, oğlum boru nasıl yakıyorsunuz diyor. Ha bizim bir karışımımız var. Neval ediyoruz aramızda. Evet. Depoziti nasıl tahliye ediyorsunuz? Depozit mapozit yok bey amca. Ne diyorsun sen ya? Baştan alıyoruz parasını veriyoruz öyle. Tahliyelik falan bir durum da yok yani. Evladım biraz kendinizi verin. Yanan bordan arta kalan nereye gidiyor diyor. Nereye diyor ya? Öyle bir şey demiyor ki baba. Depozit diyor biz. Ha, para mı kaçırıyorsun sen? Ne yiyeyim? Ayde sen ortama niye geliyorsun ya? Yanan yakıt tankın dibinde birikiyor işte. Toz halinde. Çıkarması kolay. Tuvalet var mı? Ha işte ben açık soru sorduğun zaman cevabı hazır. Küçük mü büyük mü? Senin yakıt da tankın dibinde birikmiş dede. Korkutma bizi. Gel şuraya bırak. Arkaya bırak. Bana bakın. Siz bana teknik çizimi getirin o zaman. Yavaştan başlayalım. He? Ulan tembel herifler hiç mi çalışmadınız? Biz yokken. Hawking konuşmaya başladı. Tabelaya bak. Göz teması kurma. Takılıyorum. Nedir lan bu? Kroki.
çocuğum. Tekniği de alışverişe gideceğiz. Sonra getiririm. Vallahi ben çocuklarla yeterince ilgilenemedim ya. Kusura bakmayın. Sen elindeki şu kısıtlı kadroyla harikalar yaratmışsın Tahsin. Yahamiyet bir şey mi var? Var mı bilmem. Yemek zamanı ben sana haber veririm Hamiyet. Hadi. Evet. Reçeteyi görelim, uğrunda ölelim. Alayım haydi de. Oho, yoğurt, dil altı. Buna bayağı Feyza lazım ya. Bize bu kadar Feyza yok ki. Biz Feyza'yı bulalım. Bunu biz kendi aramızda eriteceğiz. Ne yaptın, hallettin mi abi? Az biraz işim var. Abisi bak önümden çekil. Zaten asabım bozuk. Senin de kalbini kırmayayım. Benim Şükrü'yle bir konuşmam lazım. Abi bence hiç konuşma. Bugün biraz gergin. Eczacı hanımımız ablasına bırakmış dükkanı. Gezmelere çıkmış, gezmelere. Nasıl gezmelere lan? Haydi. Bu kadın dükkanı batırır oğlum. İstersen sen Eda ile bir konuş. Ben konuşmam o kadınla abi ya. Eda arkadaşıyla zaten. Aldı kızı kim bilir nerelerde sürtüyorlar lan. Nerelerde lan? Okumuş insanlar abi. Çocuk benim gibi lise terk değil tabii. Kütüphaneye falan gittiler herhalde. Sen lise terk değilsin ki oğlum. Allah'ım mı? Terk ettiğimiz neydi lan? Abisi bak kütüphaneye gittilerse iyi. Orada ses çıkartmak yasak. O yüzden diyorum yani. Ne olabilir ki? Sen dua et. Barok operaya falan gitmiş olmasınlar. Gel üstüme. Acı yatmazım ya ben. Yıkılmıyorum ya. Bir tane de sen vur abi. Hareketlere bak ya. Akşam yemeğini yemeden odana da çekilirsin sen. Ergen ergen konuşma. Oğlum asabım bozuk diyorum lan. Şükrü'ye geldim işte. Sen ilgiyi üzerine çekip benim sinirimi niye azaltıyorsun ya? Allah. Al şunu kahveye götür. Ben de birazdan geliyorum. Ulan kimse beni anlamıyor ha. Kimse beni anlamıyor diyor. Alo. Pinokyo bu işler nasıl olacak ya? Abi. Ne işin var la senin burada? Bir şey mi oldu Feyza yoksa? Kimseye bir şey oldu yok oğlum. Az bir sakin ol lan. Bana acilen 20 lira lazım abisi. Sağlam posta yedim Şükrü'ye de. Bir de sen beni niye aradın? Niye dükkanda değilsin? Dükkandaydım ya. İçim sıkıldı abi. Ne olacak bu Eda işi ya? Bana mı soruyorsun? Unuturum ben onu, sen dert etme. Ya o anlamda söylemedim abi ya. Cevap ver. Ya benim karşımda başka kadın olmadıkça ben hep Eda'yı düşünüyorum abi. Bir de böyle kıskançlıkla uyumlu bir his başladı bende. Ne olacak bu Eda işi ya? Ya oğlum ben sana niye dükkanda değilsin diyorum. Senin verdiğin cevaba bak Metin. Babam toplamış çetesini, motoru çalıştıracak. Sen hala kız peşinde koşuyorsun. Ya bir tek benim mi motor? Sen niye dükkanda değilsin? Ya benimkisi eski eş problemi abisi. Benim eşi kocalık onurum söz konusu burada. Bu çuvalın içinde ne var görüyor musun? Benim dehağım eskicide de peşkeş çekilmiş. 20 liralık depozito karşılığında eczaneye rehin bırakmışım ben. Onurumu senin söylediğin şeye bak ya. O 20 lirayı alacağım ben şimdi. Götürüp Şükrü'nün sırasına çarpacağım. Eski kocalık onurunla geldin kardeşinden para mı dileniyorsun? Abi yürü gidelim dükkana motorun başına yoksa giderim ben Eda'nın peşine. Oğlum niye anlamıyorsun sen ya? Dükkana git diyorum ben eczaneye uğrayıp geleceğim lan. Gitmiyorum lan. Anca beraber kanca beraber. Yürü beraber gidiyor. Sen niye gitmiyorsun? Ya oğlum mal mısın sen ya? Malım lan. Nerenin malısın lan sen? Sevgiyle an malı. Ya abi ne bağırıyorsun? At kafası bulmuş gibi yattı. O ne lan? Ay dede, senin benim yatağımda ne işin var ya? Ben biraz deli yatıyorum. Nasıl geldin buraya? Ay dede, özür dileyeyim ya. Yorganın altında kaza olur, bir şey olur. Bak sen metcecil akıllısın, her türlü kurtarırsın da. Ben bu utançla yaşayamam ya. Allah aşkına bu ne ya? Ben böyle bir güne nasıl aydın bakacağım? Ay dedem sen ne yaptın ya? Metin, abisi. Hadi kalk lan. Dünden müşteri bak rezervasyon yaptırdı. Daha makine montajı yapacağız. Tamam, tamam, tamam. Hadi lan hadi. Hadi. Hadi abisi. Hadi sikeceğim ama ne oluyor. Hadi oğlum geç kaldık abisi, geç kaldık ya. Kolay gelsin. Makine montajı için gelmiştik biz ama makine bu mu acaba? Bu ya ama daha çıkarmadık. Bir kat kaldı. Bir el atını üst kata çıkaralım. Ha, biz taşıma için ekstra ücret alıyoruz ama madem bir kat kalmış sıkıntı yok o zaman. Hadi Metin tut abisi. Haydi. Lan oğlum araba mı bu ya? Araba mı itiyorsun Metin? Altına geçsene şunu. Altına altına ha. Abi bak son üç kattı. Son bir kat kaldı. Aha bir kat kaldı. Aha bir kat kaldı deyip bizi oyalıyorsun. Sen bizi gerçekten kaç kat kaldığını söyle. Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. Son kat son. Abi gözünüzü seveyim açın yolu gideyim. Bugün sevgilime evlenme teklifi edeceğim. Lan yürüyün. Bir kat kaldı, bir kat.
Adam bayıldı. Adam gitti. Bir şey olmaz. Bir kat kaldı. Dayanın bir kat. Aha, vallahi benim kata geldik. Hadi sizi Allah kurtarsın gençler. Gitmeyiz ne abi ya? Bir kat kaldıydı. Ben artık dayanamıyorum. Bitmiyor lan. Bitmiyor. Adam kendini attı. Abi adam kendini attı. Tamam bırakın şimdi. Kalan sağlar bizimdir. Hadi dayanın abiler. Son bir kat. Bıraktım. Geldik beyler. Elinize sağlık. Rica ederiz. Geldik mi geldik işte. Ha. Hasan sen neredesin? İki saattir seni bekliyorum. Fırında makarna yapmıştım. Siz çamaşır makinesi için çağırdım tesisatçılar mısınız? Siz neredesiniz? Ben de başkasını çağırdım. İstiyorsanız yeni takın ama servis takmazsa garantiden çıkıyormuş. Fırında makarna yapmıştım, soğudu ya. Lan siktirtme makarnanı. Benim bütün hayatım az önce götümde canlandı. Geç eve, geç. Hasan sen ne diyorsun? Senden nefret ediyorum. Hasan, yenge senden nefret ediyor. Hadi git. Abi, yenge Hasan'dan nefret ediyor. İstiyorsanız gelin takın ama servis gelince sökerim. O zaman biz söktürüp gidelim. Şu tüpü ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın dede neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hop. Bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. Onu ben bir bileyim de. Arkadaş ya adamın kafası günde iki saat yerinde. O yerinde olduğu zaman da zehir zehir. Keçi boynuzu gibi adam yemin ediyorum. As. Ma yap abisi. Ay dede olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Ah bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti kafa gitti. Sen şimdi idare et. Tahsin Özdemir hadi. Abi sen ne diyorsun? O benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin! Oğlum hadi adamcağızı moddan çıkarma. Babacığım. Babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen? Ne Tahsin 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 adam bırak şu elimi. Bu ne böyle? Ben sana bunu... Böyle mi öğrettim ben sana bunu? Bir dakika terbiyesizlik yapma konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? 40 yıl bilimle uğraşmışsın. Fizikimi öğrenememişsin daha lan. Beceriksiz adam. Bana bak sana bir laf ederim yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendini oraya mı verdin Metin? Verdim sanki biraz. Tahsin. Efendim kardeşim. Bizim yapacağımız araba ikiz miydi yoksa müstakil miydi? Ha onu ben bilemem onu hanıma sor. Yaşar abi bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. Köpükle çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy goy yapma işine dön. Ulan arkadaş bilim adamlarına değer verelim. Ülke bilim insanına sahip çıkmıyor dedik dedik. İş döndü dolaştı yine dedemize sahip çıkalıma bağlandı ya. Ay dede bak bilim adamı açık fikirli olur. Tamam anladık. Öyle tabuları falan olmaz. Anladık ama gözünü seveyim şu beş temeli kapat ya. O nedir ya evrenin ay parçacığı gibi. Nüdis misin sen ay dede? Kapat. Ah ah yandım. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hatta bu yanmayı da açıklayabilirim bilimle. Yahu şu suyu ılıştırın. İşte bak abisi her ne kadar izafiyet teorisi, evrim teorisi de desek... ...aha bu leğenin içerisine girdiğin zaman eğindeki Ramazan dedeme benzersin. Ay dede ne oldu? Senin o izafiyet teorisi üzerine afiyet olmadı mı şimdi? Ilıştırın ne lan? Abi üzerine izafiyet kusacağım artık ya. Ya adamın üzerindeki halkalara baka baka yaşını tahmin etmeye çalışıyorum ya. Dede, ay dede 69 doğru mu? Hayır. 79 yaşındayım. Demek ki görmediğimiz yerlerde birkaç halka daha var. Ay dede Allah rahmet eylesin. Nereye gömek seni? Ya tamam tamam. Yarın görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun la. Nereye gidiyorsun sen? Ay dede gözünü seveyim bak. Banyo bozuk dedin. Anam evden gönderdik. Su ısıttık sana. Abdest aldıracağız diye. Ya gitme dur. Ağzına burnuna su vereyim. Ay dede. Yalnız ben seküler bir bilim adamıyım. Hemen giyinip gitmen lazım. Ya ay dede gel buraya. İğne ucu kadar boş yer kalmayacak kuryer ka... Ay dede gel lan buraya. As. Ma yap abisi. İşte bak görüyor musun? Sen ben sinirlendiğimiz zaman insan döveriz. Aha bu bilim adamları da atom bombası yapıyorlar dünyayı havaya uçuruyorlar. Şunlara bak. Ne yaptınız lan? Normalde sizin içeride şu anda ekmek arası helva yiyor olmanız gerekiyordu. Niye açmadınız ekmek teknemizi? Ekmek teknen Titanik gibi batıyor koçeri.
Tövbe estağfurullah, sabah sabah ağızlara bak ya. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun abinle? Sen karışma Ali, seni severim. Bu Metin'den Anıyar'la bizim aramızda. Oğlum sizin kafanız mı güzel lan? Ha? Sabah sabah çay niyetine tiner mi içtiniz oğlum siz? Nasıl laflar bunlar? Kafamız güzel değil ama artık rahat koçero. Biz artık karşı dükkanda tesisat ustası olduk. Durun durun, öyle hemen düşman olduğumuzu düşünmeyin. Biz gidelim, ondan sonra düşünürsünüz. Ulan ne kerizler var ya. Gençler bak, büyük laflar etmeyin. Yarın bir gün altında ezilirsiniz. Şimdi size verdiğimiz sürenin sonuna geldik. Hadi abisi. Az bile ettik. Hatta dur bir tane daha edeyim. Ali, Metin. Oğlum bu tip ne lan? Önünüzü yıkayan imam putperest olur yeminle. Tamam lan tamam. Gidin Şerif amcanızın yanında çalışın da üç gün sonra sizi pavyona satsın. Görün ebenizin gondiğini. Hadi. Biz yaş tahtaya basar mıyız koçum? Karşı dükkan artık Şerif'in değil. Sinan Usta, Tarık Usta. Hadi gelin de yeni dükkanınıza takılın. Adaptasyon sürecinizi çabuk atlatırsınız. Bu ne lan? Kirli mi aldı orayı? Çıraklığa başladığım ilk günden beri bugünün hayalini kuruyorum. Müsaadenizle size son bir sözüm daha var. Ha söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın. Hadi. Lan siktir. Gelin. Metin! Ali! Artık muhteşem Hilmi'nin topraklarındasın. Sizi burada yaşatmam. Rım tım tınınım, rım tınınım. Bu iş büyük iş. Oğlum çözeceğiz işte. Sen abine bir güven ya. Ya birinin cicikleri güzel, diğerinin poposu davulunmaz gibi ya. Ne cici? Kimin lan? Ya Kate Upton'un Adriana Lima'nın ya. Kate Upton'un cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun şerefsiz. Senin Allah cezanı vermesin. Sen sabahtan beri iç çeke çeke bunu mu düşünüyordun abisi? Abi ben son 3 senedir her gün boş kaldım da bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Öyle mi? Evet. Şimdi bizim karşımıza dükkan açmış. Bütün müşterilerimizi çağıracak. Senin düşündüğün şey bu mu aslanım? İstersen biraz da bunu düşün. Düşüneyim. Hilmi bizi bitirecek. Hemen bir şey düşünmemiz lazım. Hemencecik. 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 Cicik. Cicik. Kate Upton'un cicikleri. İşte düşünemiyorum abi. Döndü dolaştı yine Kate Upton'a bağlandı ya. Bu benim suçum değil. Ya inşallah şu dükkan batar. Ben de senden kurtulurum Metin ya. Adam orada kahvenin önünde şova kalkmış. Borcumuzu affederim diyor ama işte geçmiş dükkanı almış. O bizim var ya ocağımıza incir ağacı dikecek. Hilmi bizi batıracak. Batıracak. Batırmak. Kate Upton. Ya bana... Upton diyor. Seni burada var ya lima lima ederim. Bu ikisinin göz göre göre ocağını batıracağım. Burası ikinci bahar. Süper babam iki. Karşılıklı iki dükkan olsun. Tatlı tatlı atışalım. Burası Mezopotamya. Burada kan tarihle yaşıt. Burada savaş bitmez. Pardon, buralarda bir tesisatçı varmış da siz biliyor musunuz? Biliyorum, kendimden biliyorum. Tesisatçı burası. Buyurun, yardımcı olayım size. Lan bu bizim müşteriyi mi çalıyor lan? Run Forest, run! Ne oluyor lan? Efendim, Özdemir ailesi olarak, Özdemir tesisat olarak her türlü tesisat işlemimizi yapmaya hazırız. Evet efendim, karışlıkken bizim kampanyamız var. İşçilik parası da almıyoruz. Sadece malzeme parasına geliyoruz. Ben hem işçilik parası almıyorum hem de malzeme parası almıyorum. Buyur. Öyle mi? Efendim ben hem işçilik parası almıyorum hem malzeme parası almıyorum. İş bittikten sonra da kardeşim Metin Özdemir size çok güzel bir türkü çığıracak. Eklemedir koca konak, ekleme Bu ne ya? Ben hem işçilik parası alıyorum, hem malzeme parası alıyorum, hem de Metin'e türkü söyletmiyorum. Ama Fuat Avni'nin kim olduğunu söyleyeceğim. Seninle geliyorum birader. You win. Hilmi! Perfect. Wins! Metin müşteri gidiyor abisi bir şeyler yap. Ulan tesisattaki sorunları bize yaptırmayan müşteriyi dinozorlar gondiklesin lan. Oo, çok büyük küfür etti. Birader sizinle geliyorum. Çevirin bir taksi takip edin beni. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Ah gitti ya lan. Taksimetre de açıktı biliyor musun? Run Forest run. Belki Şubat'ta yakalarız. Run Özdemir run. Bakayım. Oho, mal ya bunlar. Kalözsüz hayatta olmaz. Evet beyler. Mutfak burası. Oranın gideri tıkandı. Abi özür dileyim. Burası bir kokudur ya. Sadece ben bir şey diyorum. Ben bunu mandıra falan mı işletiyorsunuz abi? Arkadaşlar çalışan mı? Yok. Arkadaşlar üniversite öğrencisi. Benim kiracılar. Çocuklar. Hadi kalkın bakalım. Bu ne lan? Bak ustalar geldi. Benim kaçmam lazım arkadaşlar. Çocuklar size yardımcı olur tamam mı? Arkadaşlar baytar mı olacak?
Yok, mühendis. Hadi kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Mutfak işte burası. Sen bir otur bakayım evladım. Ali Özdemir. Metin Özdemir. Oğlum siz nasıl bir hayvansınız lan? He? Bu nasıl bir pislik? Bu pislik de yaşanır mı lan? Bu mutfağın hali ne oğlum? Şu tezgahın haline bak. Deterjana küsmüş oğlum bu. Nerede ne okuyorsun sen bakayım koç? İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde okuyorum abi. Yazıklar olsun lan senin okuduğuna. 4 yıllıksa iyi. 2 yıllıksa bak uyandırayım. Askerliğe uzun dönem yaparsın. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Şu tiplere bak. Müptezel misiniz oğlum siz? Gözümden kaçmadı bak bu makarnaları. Makarna mı kaldı lan? Makarna ne lan? Allah Allah. Oğlum siz hiç utanmıyor musunuz lan? He? Utanma yok mu sizde? Hadi kendinizden utanmıyorsunuz. Eve gelip gidenden utanın lan. Bir tane kız girse buraya 3 günde tinerci olur çıkar lan. Ayıp. Abi biz zaten mühendislik öğrencisi olduğumuz için pek karı kız ortamımız olmuyor. Vallahi mı? Sıçacaksan söyle kenara çekilelim. Manyak mısın oğlum? Sıçacağım mı? Nasıl konuşuyorsun? Çoğumuz en son kadın gördüğümüz günü bile hatırlamıyoruz yani. 120 kişilik bölümde 230 tane erkek var. Öyle. Abi biz ilk üniversiteye falan gitmemişiz ya. Sen kör topal evlenip boşandın. Bu onu bile beceremezsen. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun işte yumurtaların hepsi. Abisi bir saniye. Yumurtaların hepsi öyle çürük değilmiş. Allah kabul etsin. Namaz mı kılacaksın? Kardeş bak namaz kılacaksan çok büyük hata yapıyorsun. Kıble bu tarafta. Gerçekten bak buna baktım. Kusula bu. Mekke pazarından aldım. Her girdiğim evde de bakarım kıbleyi gösteriyor. Yanlış yapıyorsun. Şu taraf. Yok abi ben yoga yapacağım. Yap yap yoga yap sen. Ulan tam mühendis kafası çıktınız yemin ediyorum ben. Tango, yoga, salsa, karı kız ayarlayacağım ayağına. Gitmediğiniz etkinlik yapmadınız, hobi kalmadı lan. O güzelim milongo gecelerini de içine ettiniz zaten ha. Ülke sizin yüzünüzden sanata hasret lan. Sanat gelişmiyor oğlum ülkede. İşte abisi bunlar ülkeye emanet edeceğimiz aydınlık yüzler. Bir de bize çok iyi tesisatçıdan mucit mi olur diyorlar. Aha bunlardan mı olacak mucit? Gözümden kaçmadı. Bu ne lan? Hanginiz başlık işletiyorsunuz? Söyleyin bayım. Bir de siz buna yüzünüzü sildiniz değil mi? Yazık. Abi biz istemez miydik kız arkadaşlarımız olsun? Birlikte gezelim, tozalım. Sırf onlardan utandığımız için bile olsa şu evi temizleyelim. Aynen. Üzerimize adam akıllı bir şeyler giyelim. Ama olmuyor abi, hiç olmuyor. Bunlar hep yokluk. Abi Allah'ını seversen gel işimizi gücümüzü yapalım, halledelim. Gidelim şu evden ya. Bu ne lan böyle? Babası ölse bu kadar üzülmez bu ya. Sapık! Sapık! Gençler. Mutfağı sadece yemek için kullanıyoruz değil mi? Ama. Oğlum şunu al da ellerin boş boş durmasın. Bir boka yarayın. Hadi. Bak transa geçti. Omlet yapıyor. Baba. Lan ceryancılar. Ceryancılar abileriniz geldi. Hadi boşaltın bakayım. Çekil git Metin. Önce biz geldik. Önce elektrik sistemi döşenecek. Leş gibi idrar kokuyor oğlum burası ya. Odayı işaretlemek için siz içeriye kokunuzu mu saldınız lan? Konsantrasyonunu bozmaya çalışıyorlar oğlum. Dikkatin dağılmaz. Lan Kasım, oğlum yılbaşı partisinde kapıdaki damsız girilmez yazısını çamsız girilmez diye okuyup çamacıyla kapıya dayanmışsın diyorlar. Doğru mu? Yılbaşı diye ihtimal verdi. Lan bırak. Bayan eleman aranıyor yazısını. Kayan eleman aranıyor diye okuyup elinle kayak mı? Eda'nın eczanesinin önüne gitmiş abi bu. Kızcağız da diyor ki Allah'tan ikinci anlamına yormamış. Ha. Kendi kendini teselli ediyordu. Kobi alınacaktır yazısını da Kobi alınacaktır diye okumuş. Rıza abinin lokantasına gitmiş. Proforma kağıtlarıyla. Lan benim çırak aranıyor ilanıma. O yüzden Melin de çırakla geldi. Bala göte mi elektrikçi oldun sen lan? Okurken karıştırıyorum biraz. Ne var? Hem benim matematiğim iyi. Ha iyi amına koyayım iyi. Matematiğin iyi belli oluyor. Emlak Salih abi yok mu? Onun camındaki ev ilanlarında 3+1'i çizip 4, 2+1'i de çizip 3 yazmış. Tek tek uğraş. Emekli adam yardım edeyim dedim. Lan bir yürü git. Sabaha kadar bir dükkanın önünde beklemiş. Ne? Teşekkür etmek için. Halit abi bunu ne diyordu ya? En komiği ne biliyor musun? Nasıl bir zihin 5+2'nin üzerine çizip 8 yazar lan. Lan çocuğun ayarlarını bozmayın lan. Lan Kasım. La oğlum hepsini bir sineye çekerim de. Ya o inşaattaki çimento torbaları yok mu abi? Onun üzerinde Arapça yazılar var hani. Bu salak onu görünce 50 kiloluk torbaları alıp öpüp öpüp alnına koyup bir de göğüs hizasından yukarıda tutmaya çalışmış. Onu unutamıyorum. Kaç defa öptüyse artık. Üst dudağıyla alt dudağının arası beton tutmuş. Matkapla delmişler. Lipetle beslemişler. Kamilli pardon pardon. Kasım'ı Kasım. Ya usta ya. Usta ya. Kasım. Geri dön oğlum. Lan bütün ayarlarını bozdunuz çocuğum. Kısa devre yaptırdınız. Kasım. Kasım sonu var Arık başı. Hadi bakalım. Arada şu işi bitirelim abi. Sen gelin abi sıra beklemiyoruz tamam mı?
Biz bu çocuğun çok mu üzerine gidiyoruz bazen ya? Oğlum biz dünyaya barış, sevgi, kardeşlik, mutluluk getirmek için yapıyoruz. Abisi bir vicdan yapma lan, bir sakin ol lan. Bizim işimiz dünyayla. Elektrikçiyle bizim ne işimiz olur oğlum? Onları niye biz bekleyek ya? Hadi geç bakalım. Kasım'ı ortadan kaldırmak lazım. Hayır, beş gibi işemişler ya. Çalıştı. Sesleri çalıştı. Hareket sensörleri çalıştı. Kim? Sen mi, ben mi? Metin. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun? Oğlum bu ne lan? Senin istemcin kaç çekirdek oğlum ya? Ne sensör, ne ben söyleyeyim abi. Sensörleri biraz hassas ayarlamışız. Ne hassası, nasıl bir hassaslık oğlum bu? Sen sabah kahvaltısını bildiğin yatağa getirmişsin oğlum ya. Şey yapma onu, utandırma beni abi ya. Başka şeyler düşüneyim, sakinleşeyim. Rölanti. Allah'tan hareket sensörlerini yaptık da bu gibi. Biz onları yapmasaydık abi şimdi ne diyecektik? Sıkıntı yok, piller zaten kutuya dahil mi diyecektik? 9. dakika Kraut, 32. dakika Benuyun, 52. dakika Benuyun, 56. dakika Benuyun, 69. dakika Gerard. Of! Arkadaş millet koyun kuzu sayar, hayvan sayar çitlerden atlayan uyumak için biz Liverpool'dan yediğimiz golleri sayıyoruz. Vay arkadaş! Ya oğlum bildiğin huylandım lan. Ben bu gece burada tövbe billah uyuyamam ya. Asa. Dur. Şimdi. Evet. Eklemedir koca kula. Bu şekil bir banyoları var. 45 dakika bizde para pazarlığı yaptılar. Bunlar nasıl insanlar lan? Abi biz parayı vuralım. Parayı garibandan esirgersek. Aha şuraya yazıyorum. Sezai abi gibi dişimiz olsun. Oğuzhan'dan beter olalım. 5 kuruşun hesabını yapalım ya. Hilmi gibi kürk giyelim. Şerif abi gibi şirazesiz olalım. Çıraklardan daha da sapık olalım. Kartal gibi yarım akıllı olalım. Hadi. Yalnız o bu değil de ya. Bizim mahalle ne kadar ibretlikmiş ya. Biz bu mahallede mi yaşıyoruz abi ya? Saydığım tiplere bak ya. Hepsi yemin ediyorum komşumuz lan. Abisi parayı bulunca biz o mahalleden taşınalım. Amına kodum nevi dökülüyor lan. Adam gibi bir baskın bile yapamıyoruz. Nerede lan o kadın? Nerede? Abi gözümü seveyim. Ne kadını? Hangi kadın? Ne yapıyorsun sen ya? Sizi içeri alan kadın. Eve in erkek attı değil mi? Ya. Abi gözünü seveyim ya. Biz bir kere ayrı eve çıkalım dedik. Ev sahibi bizim bile eve girmemize izin vermedi ya. Ciddi söylüyorum. Kiraya zam yaptık, satılığa çıkardı. Ulan dedik biz satın alalım, istimlak var dedi. İstimlak varsa ulan biz gidelim dedim, yıkalım dedik, 3-5 kazanırız. Yok olmadı. Evi kundakladı pezevenk ya. Vallahi yaktı. İtfaiye aradık, yolu kesti ya. Arabayı koymuş ortasına yolun, biliyor musun? Yani kardeşim birinin bizi ev alması imkansız. Gizliyorsunuz oğlum işte. Size tesisatçı süsü vermiş. Süs mü? Ne süsü ya? Kocası ev basınca tulum giydiren kadınlar mı var? Yemin ediyorum şeytanın aklına gelmez. Bu ne lan? Bir dakika, bir dakika. Adam haklı yalnız abiciğim ya. Bu burun yanılmaz. Beyaz tutku. Kadın parfümü. Polislik sınavlarına girmiştim. Narkotiğe köpek olarak almışlardı beni. Gurur yaptım. Adamı Johnny koymuşlar, gitmedi. Doğru söylüyor. Beyaz tutku. Onun parfümü. Başka koku alıyor musun oğlum sen? Ha? Hadi bakayım oğlum, hadi. Abicim yalnız ayıp oluyor. Kendisi benim biraderim olur. Köpek muamelesi yapmazsak. Sınıf. Sınıf, sınıf. Birinci sınıf. Gel. Gel. Hadi. Kedi mi lan o? Yüz kızartıcı suç makinesi ya. Seninle sıkıntı. Gel oğlum. Gel. Yok lan bırak. Hop bırak. Gel oğlum gel. Johnny! Johnny! Evet, evet. Bir koku daha var. Siyah tutku parfümü bu. Ana. Ulan o da kadın parfümü. Yine mi kadın lan? Yine mi kadın? Yalnız abi, abla karıştırmadan içiyormuş demek ki. Sağlığına düşkün. As! Ya belki akrabası falan gelmiştir yatıya. Sen de yengeyi iyice telefon manyağı bağladın yani abi. Ayıp. Anlaşıldı. O istediği nafakayı alıncaya kadar delirtecek bu kadın beni. Söyleyin ona. Veriyorum o nafakayı. O kazandı. Ben de söylemesi ayıp. Ayda 1500 lira nafaka veriyorum. Ha veriyorum, veriyorum. Bari veriyorum deme. Sonuncusunu mahallede cuma namazı çıkışı makbuz mukabil karşılığı bağış topladık da öyle ödeyebildik abi ya. İmamdan da rica ettik farz sonrası anons geçti de bağış toplanacak diye. Son sünneti kılmayanları kaçırmayalım dedik. Ulan millet bağış toplar, musluk yaptırır. Biz abimizin nafakasını ödüyoruz. Klima mlima da almadık daha, halı falan ha camiye.
Olsun ya. Sen yine de şey yapma yani. Nafakadan vazgeçme. Sonuçta çocuğunun anasıdır. Yok kardeş, anası değil. Teyzesi. Ne? Benim ikinci evliliğim de bu. Yani ilk evliliğimde severek ayrıldım. Muadilidir diye ben de baldızla evlendim. Abi genetik bilimden yürüyormuş ha. Genetik menetik yalanmış o işler kardeşim. Bildiğin çakma, Çin malı araba gibi bir şey. Yani baktığın zaman kasa aynı kasa ama direksiyona geçince orijinalin kıymetini o zaman anlıyorsun. Abi istersen o kadar özele girmeyelim. Niye girmiyor özele, niye girmiyor? Manyak mısın ya? Ergenken dinlediğimiz 900'lü hatlardaki hikayeler yok mu? Onlar gibi işte. Yalnız anlatan bu sefer erkek. Bir de bedava. Nida falan yapmıyorsan ben dinlerim kardeş. Öyle ben herifte Nida sevmiyorum öyle. Ah, oh, hoş değil. Diyorsun. Anlat bakayım hadi. Arkadaş neye niyet, neye kısmet lan? Şimdi. O ne lan? Şey yapmışlar ya, morgu indirmişler. Sabah belediyeye gidersiniz dediler. Annem nerede Metin? Feyza. Annem nerede? Şey, bahçeye çıkardılar hani. Ha. O zaman biz de şey yapalım ya, yavaş yavaş çıkalım Metin, ha? Feyza ne yapıyorsun abi, hadi. Abi, gitmesek mi? Yalnız bırakmasak mı babamı? Hadi lan, annem dışarıda. Ayrıca yalnız değil o. Öldü o. İnsanın babası ölür mü ya? Sezai, sen Metin alsana. Dışarı çık, biraz hava al. Feyza, nüfus cüzdanını istediler abisi. Vermem. Ya kızım mecburmuş işte. Defin ruhsatı için. Adam isterseniz fotokopisini falan da çektirebilirsiniz dedi. Ama alacaklar yani. Benimkini vereyim ya. Hatıram bu. Ya kızım öyle bir şey değil. Öldü ya babam. Kayıttan düşecekler işte. Öyle deme ya. Öyle deme. Ben çektirip geleyim. Hastanede yok muymuş? Bozulmuş ya. Bozulun. Siz burada durun biraz daha. Ben de anama bakayım, ne yapayım Metin? Hocam abi. Sezer, baksana şuna. Bismillahirrahmanirrahim. Tencereyi, perdeyi açayım mı biraz? İstina sıratel müstakim, sıratel lezine enamd aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veled dalin abi. Tahsinim de karanlıklardadır şimdi. Abi. Gel abisi, gel. Gel. Cesur, yeni hayatımıza başlayalım beraber. Annem fenalaştı, hastaneye kaldırdık. Ne diyorsun lan? Besi varmış anamın. Yok yok, bir şey yok. İyi bakıyorlar. Sen niye bakmıyorsun telefona? Ha? Şey ya, 1000 kişi aradı oğlum taziye için. Ben de ne yapayım? Telefonu sessiz aldım. Ne yapıyorsun sen abi? Babalık yapıyorum. Ha? Motor işini bitiriyorum abisi.
Bakma oğlum öyle. Artık hata yaptığımız zaman hatamızı düzeltecek bir babamız yok maalesef. Biz de ne yapacağız? Kendi hatalarımızı kendimiz düzelteceğiz. Ne hatası ya? Metin Allah aşkına yorma beni ya. Eve ekmek götüreceğiz oğlum. Bak şimdi. Düşündüm ben. Al bu duvarı kıracağım. Al bu duvarı da parçalayacağım, yıkacağım. Kocaman bir dükkan yapacağız burayı. İstanbul'un en iyi, en büyük tesisatçısı olacağız lan. Annem dedi ki... Ne dedi oğlum? Babam çok sevinmiş motoru yaptığımıza. Gözlerinde gurur varmış abi bizden bahsederken. Şu gözün artık bir aç lan. Kır bu. Adamcağızı biz öldürdük. Ne diyorsun sen ya? Ya Metin, tavşan gibi adam. Kalp krizinden öldü lan. O kadar sıkıntı verdik ki adama. Söktük aldı çananı. Sen ne diyorsun abi? Doğru konuş ya. Neyi doğru konuş lan? Ömrümüzü yerlerde sürünerek geçiriyoruz. Adamcağız da bizi kaldırmak için o kadar çok iyilik önünü göremedi hayatı boyunca. Adamcağıza hep bir sıkıntı verdik. Hep bir zulüm. Ya tamam da. Sonunda da kendi babamızı kendimiz öldürdük. Ya annem dedi. Motoru bitirin dedi. Babam istiyormuş. Motoru bitireceğiz abi. Tesisatçılık yapacağız abisi. Bundan sonra öyle bacımızın eline bakmak yok. Artık eve ekmeği biz götüreceğiz Metin Özdemir. Motoru yapacağız Ali Özdemir. Babamın vasiyetiymiş lan. Motoru bitireceğiz. Bak vasiyet. Motoru bitireceğiz. Ne işin var lan senin burada? Ne işin var oğlum senin burada? Ne oldu kız, anneme bir şey mi oldu? Oldu. Ben yok artık. Ne oldu kız? Abi annem. He? Hamile. He? Yetim, babası ölmüş olan çocuk demektir. Tanımlara göre yetimlik, bloğ çağına girince biter. Peki yetimlere göre? Tahsin'in ölümünden sonraki hafta boyunca Metin, Ali ve Feyza birbirlerine ve annelerine sarılıp ağladılar. Hamile annelerinin üzülmemesi gerektiği ancak ikinci hafta akıllarına geldi. Akşam yemeklerini yatsı ezanından sonra birlikte yemeye karar verdiler ve Tahsin'in ölümünden sonraki ilk şakayı Ali yaptı. Üçüncü hafta işlerine dönmeyi başardılar. Ali kahveye, Metin tesisatçıya, Feyza ise benzinliğe döndü. Dördüncü hafta Feyza Deniz'le konuşurken kalbi hızla attı. Ali, Şükriye'nin geçtiği saatte kendini kapıda beklerken buldu. Metin, ağrısı olmadığı halde ağrı kesici almak için eczaneye gitti. Beşinci hafta sonunda artık Feyza yalnız uyuyabilse de hala babasının aslında ölmediğine dair rüyalar görüyor. Ali'nin aklına fermuarlarla ilgili bir icat fikri geldi. Ama hala motorun olduğu çalışma bölgesine giremiyor. Metin artık babasının fotoğraflarına bakabilir hale geldi. Fakat ne zaman yan yana yürüyen bir baba oğul görse kafasını diğer tarafa çevirmek zorunda kalıyor. Bu beş hafta boyunca Şükriye her akşam yemek getirdi. Oğuzhan her gün getir götür işlerini yaptı. Hilmi evin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Şerif ise her gece dua etti. Yetim, Arapça tek başına anlamına gelen yetem sözcüğünden türer. Çünkü babanız ölürse tek başına kalırsınız. Eğer yanınızda tutunacak birileri yoksa. Babam olsa, o bilirdi bu işleri. Metin Ali Özdemir. Özdeyim. Merhaba.
Ben avukat Kemal Sağır, babanızın arkadaşıyım. Babanız ölümü halinde size iletmem için bir mektup vermişti. Oğullarım, bu mektubu okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Üzgünsünüz biliyorum. Ama yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız var. Evlatlarım, şimdi ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Dinleyin. Oğullarım, bu mektubu okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Üzgünsünüz biliyorum ama yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız var. Evlatlarım, şimdi size ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Dinleyin. Motoru yapamadıysam onu yapmak sizin göreviniz. İşin teorik ve pratik kısımlarını başarıyla halletmişsiniz. Gözlerinizden öpüyorum. Ama bundan sonrası için Yiğit'ten yardım almanız şart. Üçünüz hep beraber yapamayacağınız şey yok. Yiğit'i bulun, Yiğit'le çalışın. Allah Allah. Abisi gözünü seveyim uyu artık. Bin kere okudun yeter lan. Ya abi belki gözümüzden bir şey kaçmıştır diye ya. Ne bileyim bir kod, mod ne bileyim. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Şu satır başlarındaki harfleri yan yana koyarak bir oku bakalım. Acaba ne çıkacak? Obda. Vay anasını. İyi aklına geldi ha abi. Obda. Demek ki sır burada gizli. Acaba ne demek? Ebenin genital uzvu demek Metin. Da Vinci mi oğlum Tahsin Özdemir? Benim babamın ne işi olur ya kudla mudla? Kendisi sözü özlü mert bir Anadolu insanıydı. Rahmetli. Ben babama başka bir şeyin insanı mı dedim? Hı? Ya beynimizin etini yedi Yiğit'e bulaşmayın diye. Ne bu mektup şimdi? Nereden bileyim Metin Özdemir? Ne yapacağız? Yarın bakacağız mı motora? Bakarız. Vallahi mi? La oğlum bakarız derken yarın ola hayrola manasında dedim ben. Allah Allah ya. Ha. Yalnız sen kafanı iyi verdin bu konuya. Konsantrasyon az safhada. Aferin lan kafan hiç karışmadı. Öyle memiştir, papiştir, popuştur, totoştur, ciciktir. Özellikle cicik. Açık konuşmak gerekirse abicim bir ara ebemin genital uzvuna kafam gitti. Yalnız çabuk geldim. Uyutmayacaksın yani. Abi. Dün gece rüyamda Emma Stone bana velayet davası açtı. Kim? Emma Stone. Hakim de bu geceye erteledi davayı. Ne yapsam ben uyumasam mı? Yoksa hakim davaya katılmadım diye çocuğu direkt bana mı kitler? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ayıpçı rüyaları sen seriye mi bağladın abisi? Sen rüyanda gerçekten Emma Stone'u mu gördün lan? Hı. Yalnız ben öyle rüyalarımla tek gecelik ilişki falan yaşamıyorum abicim. Ciddi düşünüyorsunuz. Aynen. Bu anlattığım mevzu da ta bir sene evveline dayanıyor. Bak dinle. Geçen gece de Jessica Alba'yla yemekteyken Emma çıkıp gelmesin mi? Bağırıyor, çağırıyor, he's your son, bu senin çocuğun. Kadın dedim sus ne yapıyorsun lan, ne bağırıyorsun etraf kalabalık, manyak mısın, delirtme beni. Çocuğun birini de şöyle kara kuru bir şey bir de göreceğin tipi ayağıyla ittiriverdi önüme. Çocuk bana ne dedi, dedi. Dedi mi dedi? Dedi. Ne dedi? Dedi. Dedi lan dedi. Dedi, mami, father, mother. Bana baba dedi çocuk ya. Ne diyorsun ya? Vallahi Jessica'da kalktı gitti yazık. Gurur kırıldı kızım. Ben sığır. Ne diyorsun derken? Ne diyorsun saçmalama manasında dedim oğlum onu ben ya. Allah Allah ya. Ölümlü kazası olmayan arabanın kasasındakinden çok çelik döktük biz bu ranzaya. Senin yüzünden. Deprem oluyor diye korku başlığa salona koşmuşluğum var. Oğlum benim Allah aşkına bir kalk ya. Allah'ım manyağı ya. Bak hareketlere bak ya. Ömer durağa mı gitsen lan? Bak yat diyor bana. Davam var diyorum. Heyecan var diyorum. Bana kalk yat diyor ya. Götüm açıkta mı yatsam lan? Ha? Kabus görür kurtulurum belki. Ha, Sezai abiyi göreyim ben rüyamda ya. Sezai abiyle çok lüks bir restoranda baş başa yemek yiyelim. Hadi inşallah. Abi seni Emma'ya geliyorsun, ne Jessica'ya geliyorsun. Artık bir zıbar lan. Ana. Eskaza. Alışamadım şuna da. Abisi ne diyeceğim? Heh. Yalnız öyle Jessica Lawrence'a falan denk gelirsek mutlaka abine haber et ha. Kızcağızı aç bırakmayalım. Aa, ince espri diyorsun. Dur ben Sezai'yi düşüneyim. Ya Sabri gözünü seveyim sen sabah sabah bizi bunun için mi çağırdın ya? Ya abi biz bütün evi planladık, dayadık, döşedik. Yani kapı kolları, elektrik düğmeleri falan her şey tamam. Ama gel gör ki klozette anlaşamadık be abi. İşin erbabı olduğumuz için de bizi çağırdın öyle mi? Ulan garip bir şekilde gururlandım ha.
Abi bu çok önemli değil mi? Yani açık konuşayım ben. Bir sene sonra klozetimden soğursam abi mutluluğu dışarıda ararım. Doğru diyorsun. Gözüm dışarı kayar. Ya bence sen evlilik telaşından biraz abartıyorsun Sabri. Yok be abi, mevzuya emanet ediyorsun. Olayı da o kadar itibarsızlaştırmayalım. Bugün kaç yere mevzuya emanet edebilirsin ki? Ne diyorsun lan? Klozet kapağı deyip geçmemek lazım abicim. Bir noktadan sonra içini dökebildiğim bir dost. Ya ben bir yerde okudum. Ömrünün 2 yılı tuvaletlerde geçiyormuş, iyi mi? Doğru ya. Ben de başka bir yerde okudum. Şimdi Batı toplumunda taharet olmadığı için onlar ömürlerinin 2 yılını da yan tarafa oturarak geçiriyorlar. Yani ne olmuş oluyor? Onlar 4 sene hayatlarından zaman kaybetmiş oluyorlar yani. O yüzden bizden öndeler. Enerjiye çeviriyorlar. Nasıl bir totoşsa. Nasıl bak. Oğlum hangi çağda yaşıyoruz lan? Senin bunları şimdiye kadar halletmiş olman lazımdı. Sen evleneceğin kadınla aynı klozete... Yoksa daha yapmadınız mı lan? Yok abi. Bizimki görücü usulü oldu biraz. Ne görücüsü oğlum, sen muhacir değil misin lan? E muhacirim be ya. Ama görücü usulü. Ha, şeyi sorsaydın bak, kadınlar buna takarlar. Klozet kapağını kapalı mı açık mı bulmak istermiş. Boşanmaların bak %80'i sırf bu yüzden oluyor biliyor musun? Şiddetli sıçımsızlık. Hukukta yeri var lan. Klozet uyuşmazlığı. Öğren oğlum bunları. Vallahi mi? Abi ben hemen bir arayayım sorayım o zaman. Hemen ara sor, hemen. Ya bu salak şimdi aşkım sen nasıl sıçıyorsun diye lafa gelecek. O kızcağıza nişan atacak. Aha. Sabah sabah çağırdığı şeye bak ya. Bekar olsun pezeven, karışma. Nasıl yaşın lan? O kızcağız nişanı bozacak ya. Yüzüğü nereye atacak? Tuvalete. Bu salak kimi çağıracak? Bizi. Niye lan? Parayı kim kazanacak? Biz kazanacağız. Karışma. Fotoğrafa bakacağız mı? Bakarız. Oh ne lan? Konuşuruz manasında söyledim. Benim daha önemli işlerim var. Nafakayı vermem lazım bugün Şükriye'ye. Feyza'ya da sordum, parası yokmuş. Nasıl yapacağız ya? Tamamdır abi. Klozetlerimiz aynıymış. O da ikizler burcu olduğu için aynısı çağırmışız. Ben bunu alıyorum abi. Sen bunu al. Sen bunun üzerine git. Ya sen ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Hadi abi, hadi. Allah Allah. Allah Allah. Demek öldü ha. Ciddi misin? Şaka yapmıyorsun değil mi? Manyak mısın doktor sen? Bunun şakası mı olur? Annem hamile dedin. Evet. Babandan mı? Sen kendini dövdürüp ne elde edeceksin ben onu anlamadım. Doktora şiddete karşıyım ben. Kardeşim bilim yanılmaz. Bak elimizde sonuçlar var. Sonuçlar ne diyor? Tahsin Bey'in çocuk yapmaya ancak niyeti olabilir diyor. Gerçi son bir kontrole gelecekti ama gelmedi. Gelmeyince ben de seni çağırdım. Belki olabilir diye. Hayda, niyetim varmış. Hiç bahsetmedi. Biz niyeti bozdu zannediyorduk. Biz kendisine yaklaşık 1 senedir bir tedavi programı uyguluyorduk. Böyle spor mupor, yeme içme, stresten uzak duracaktı. Bizim dediklerimizi yapacaktı. Adam ne yaptı biliyor musun? Bir Beşiktaş'ı bırakmadı. Başka her şeyi yaptı ya. O koşmalar falan. Adam buna baş koymuştu. İlaç var dedik. Daha Kırıkkale'ye kadar gitti geldi biliyor musun? Sağlık sigortası yaptırdı. Bir de nereden duymuşsa işine yarayacak diye. Bütün işleri yaptırdı ya. Altın iş. Ah bu da. Bir dakika ya. Sen annem hamile demedin mi? Koydum çocuğu o zaman ya. Başardım ben ya. Başardım. Tövbe tövbe. Neyi başardın be adam? Babam öldü diyorum sana. Ne biçim doktorsun sen? Biliyor musun? Ben aslında marangoz olacaktım. Bir kere yaptım şu doktorluğu. Üstüme yapıştı ya. Şaka mısın lan sen? He? Şaka mısın? Vallahi kardeş şu anda mutlulukla mutsuzluk arasında gidip geliyorum. Duygularım çok karışık. Demek Tahsin Bey öldü ha. Demek Tahsin Bey öldü ha. Tedavi işe yaramış demek ki. Vay anasını be. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen bana mukayyet ol ya Rabbim. Kardeşim bana baksana sen. Ben 10 yıldır bu doktorluğu mimiksiz yapıyorum. Seninle tam 2 mimikle konuşuyorum. 2! İnsan bir takdir eder ya. Ulan karar verdim. Bu doktorluğu en zirvedeyken bırakacağım. Ben gidip marangoz olacağım. Kesin marangoz olacağım ben. Gidiyorum abi. Ya biz nasıl boktan bir işin içine girdik abi? Hapsi... Ya ne hapsi? Vuruluyorduk ya. Aslanım biz bu işe başlarken... insanlığa barış ve mutluluk getirmek için... hayınlık, hırsızlık yapacağız. Gerekirse her türlü boku yiyeceğiz dedik mi demedik mi? İyi de ben o boku mecazi anlamda sandıydım. Altıma kaçırıyordum ya. İşte boktan korkumuz olsaydı tesisatçı olmazdık. Dedik mi demedik mi? Lan sen hiç mi korkmadın abi? Ne korkacağım lan? Al. Yalnız bir ara ağzından bir sıvı geldi. Ana baktım ödüm patlamış. Sonra işte o sıvıyı görünce kalbim bir durdu. Sonra işte koşmaya başlayınca kalbim atmaya başladı demek ki. Abi o motoru yapacağız değil mi ya? Her ne olursa olsun yapacağız ha? Yapmaya başladık bile. Acaba Yiğit'e ne oldu ya? Bilmem. Polise verirler herhalde, yazık ya.
Yarın olsun soruştururuz. Çok özür dilerim de kimi nereye veriyorlar oğlum? Adamın aklını alırım. Bu yakıştı mı ya şimdi bana? He? Oğlum siz beni bozuyorsunuz bak. Aman boş ver be. Şundan bir tane alayım. Al, ver. Sen nasıl geldin ya? Arka kapıdan kaçtım. Kaçarken de birkaç tanesini devirdim ha bak. Aynen. Aldık mı boru? Ne borusu ya? Mineral. Detroit. Ha Detroit. Şimdi sırada ne var? Bira var. Ali ve Metin'in tek ihtiyaçları başarabileceklerine dair bir umuttu aslında. Yeni bir umut. Babalarının isteği sanıp Yiğit'e tutunmalarının sebebi de buydu. Dünyayı güzel hale getirebilmek için güzel insanlardan yardım almaktan daha normal ne vardı ki? Hocacığım, bütün muslukları tamir ettim. He. Ne kadar tuttu? Estağfurullah hocam. Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demişler. Siz ilkokul öğretmenimiz olarak 29 harfin 14'ünü bize başarıyla öğrettiniz. Kalan 15'i biz açtığımız yolda kendi çabalarımızla tamamladık. Ben balık vermem. Balık tutmayı öğretirim. Ve prensip olarak da yumuşak G'yi öğrencilerime öğretmiyorum. Çok gereksiz bir harf. Metin, size baktıkça kendimle gurur duyuyorum. Bizimle mi gurur duyuyorsunuz hocam? Hepinizle. Hocam, Anadolu yakasında alt kademe hizmet sektörünün yarısı sizin tedris saatinizden geçti. Midye mafyacısından simitçi mafyacısına kadar hepsi sizin öğrenciniz ya. Yani? Hocam, geçen sene mezunlar buluşmasını çoğunluğa yakın yerde yapalım dedik. Buluşma 3. Organize Sanayi ile Metis arasında bir yerde gerçekleşti. Çocuğu size denk gelenler 7'sinde SSK'sını başlatıyordu ya. Ben elimdeki kısıtlı kadroyla takımı ligde tuttum Metin. Hem o Atalay vardı, Atalay. Ne kadar zeki bir çocuktu. Ne oldu ona? Hocam, Atalay Kapıkule'de rektal bölgesinde bir kilo beyazla yakalandı. Malın tamamını çıkaramamışlar. O yüzden aşırı dozdan ölenlerin ruhlarıyla irtibata geçebiliyormuş diye duydum. Peki, Melike vardı Melike. Ah ne parlak bir öğrenciydi Melike. Aynen hocam. Aksaray'da pavyonlara gidin sorun parlak Melike nerede diye herkes gösterir. Ne yani? Ben kötü bir öğretmen miydim yani? Öğretmenlikte başarısız mı oldum yani? Gördünüz değil mi? Adam masa tenisi oynar gibi şamar vuruyor. Resmen kesme vurdu lan. Spin attın. Kaçma diyorum ben sana. Kaçma diyorum sana. Kaçma ulan. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah. Hocam geceleri mermer mi şamarlıyor? Lan nasıl bir şamar ya? Kaçma ulan. Kaçma. Allah Allah. Arkadaş elim neredeyse tutturuyor herif lan. Bu nasıl boş bir yetenek ya? Yeteneksiz size katılsa lan bu. Abi yeter artık. Bak kaç şişe oldu. Sudan zehirleneceksin ya. Yok be içime çekmiyorum vallahi. Allah muhafaza. Kaza maza yaparız. Dağ başına düşeriz ya. Depolama yapıyorum abicim. Ha kurtulamadık. Su da bitti. Ne yapacağız? O zaman kendi idrarımızı içeceğiz abicim. Ben bir programda izledim. O anda da sen kardeşine gör. Çok kaliteli, birinci kalite idrar ayarlıyorum ikimize. Değil mi abisi? Zaten idrar insanı sakinleştirir, ehliyeleştirir ve daha bir sürü şey. O zaman ben de yemek ayarlayayım. Şu dinlenme tesisine girmeyelim mi? Kaptan! Herkes çakal olmuş çakal. İşin düştü diye kaptan diyorsun bana. Binerken şofördü ne oldu? Abi sen yanlış anladın. Önüne bak Allah aşkına ya. Kardeşim diye söylemiyorum. Kendisi uçağa ilk bindiğinde direkt kokpite dalıp pilota dayı sizin helal nerede diye sordu. Yani bizim genetik kromozomlarımızda bir sıkıntı var. Karıştırıyoruz derinleri yani. Ne alakası var kardeşim Allah Allah ya. Sıralama o bende yavrum. Ben iyi şoförlere kaptan, süper şoförlere dayı, Formula 1 pilotlarına da kara dayı diye sesleniyorum. Hatta bak misal. Kara dayı Mika Hakkinen. Yalnız o var ya, lan ne güzel kaldırmıştı o ya uçağı. Ha kaptan, girmeyelim mi şu tesise ya? Arkadaşlar, namaz kazaya kalacak diyen oluyor, duruyorum. İyin olmam gerek diyen oluyor, duruyorum. Ama 30 yaşında adam bana çişim geldi deyince durmak koyuyor biraz. Tutamaz mısın hakikaten? Tut, nereye kadar kaptan, gözünü seveyim. Ya kontrollü bir salınım da elektrik üretecek kıvama geldi ya. Hadi gir bir yere de açalım şu kapakları, yıkmayalım barajı ya. Yıktın köprüyü, eledin viran. Ana, kaçırdım sandım viran.
Vallahi benim de geldi. Öyle bir anlattı ki herif. Canım mı çekti nedir? Duralım kaptan. Bende prostat var. Tıbbi bir durum sayılır. Vay arkadaş, adam yedinciye durduruyor ya. Şehirde nasıl otobüsü? İETT otobüsüne çevirdi. Her durakta duruyoruz. Dur lan işte, Allah Allah. Ya ne durması Allah aşkına. 20 ile gidiyorsun, bas biraz ya. Hazırım. Yapıyorum. Ağlayan küçük çocuğum olduğu otobüs bir. Kulağında bangır bangır müzikle pencereden dışarıyı izleyen ama iş uyumaya geldiği zaman senin omzunu yastık olarak kullanmaktan çekinmeyen üniversite birinci sınıf ergen iki, sen de üç lan. O kadar insana zindan ettin otobüs yolculuğunu Metin Özdemir. Bravo. Ya, sattıkları biletlerin arkasındaki o küçük yazılar yok mu abi? Onların arasında yazıyor bu tür şeylerin olacağı. Okumuyor musun sen hiç? Uzun yolda olur öyle şeyler. Kısa yolda lan. Sen uzattın. İki saatlik Sapanca yolculuğunu sayende 4 saatte bitirdik abisi. İnsanlara iki defa beyaz melek izlettirdiler. İnsanlar ağlamaktan helak oldular. O kadar masum kırmızı gülün ne günahı vardı o zaman? Hadi buyur buradan yak. Hayda. Ana babalarını arayıp hal hatır sordular. Durup dururken sevaba girdiler. Fena mı oldu? Değil mi abisi? Değil mi? Muavinin yattığı yerde uyumuyor. Kim uyumuş? Kim? Ya da kim görmüş muavini öptüğümü? Sarsıntılıydı abi. 2 dakika uyuduysam şerefsizim ya. Ya ben sevmiyorum uzun yolları. Darlanıyorum. Meşgale aradım kendime ya. Bırak Allah aşkına abi. Sen kimi kandırıyorsun ya? 3-4 defa türkü söyledin lan. Bir sonra pikniğine giden liseli muamelesi çektin onca insana. Hadi onu da geçtin. Ya elinden mikrofonu alın. Fıkra anlatmak nedir ya? Oğlum bunun kadını var, çocuğu var. Ayrıca Ramazan. O ne biçim fıkraydı lan? Hayda, cinsellik yok. Küfür yok. Sırf laf oyunu ya. Adam kazı yapmaya gitmiş dedim. Orada bıraktım, sustum. Sen zaten hep es kardeşim. Hiç savunma anasını satayım ya. Lan madem öyle niye şeyler arası iş kabul ediyorsun abi? Sapancada yok mu suyu tesat? Keyfimden mi kabul ediyorum ben bu işi aslanım? Adamcağız babamızın askeri kardeşiymiş oğlum. Oyunumuzun borcu yani. Anamızı aramış, rica etmiş. Ne yapsaydın? Gelmese miydin buraya? Sen de abin hep bir ger yani. Hep bir ger. Ağaçı öküz gibisin gayrı sen demedin. Ağaçı öküz gibisin ya. Ben şimdi bu duyguyla zelatımı nasıl icra edeceğim? Ay gelin. Daha fazla kişi olmadan hemen şu adamı bulalım. Acem mi? Sen şimdi benim babamın askerlik arkadaşı mısın ya? Ha? Kaç yaşında yakaladılar da seni aldılar askere bakayım? 2. torunun sünnet düğününde. O kadar idare ettiğinde hangi ara milliyetçi duyguların kabardı değil mi? Vatan borcu nasıl geldi aklına? Hanım tutturdu resmi nikah diye. Benim cinsiyet de kayıtta kadın gözüküyordu. O zamana kadar arayan soran olmadı hiç. Karı resmi nikah diye tutturunca ben de muhafazakar olduğumdan kendimle çelişmeyeyim diye nüfusa gittim düzelttim. Allah Allah, yenge de garipmiş ya. Sen onca sene dur. Niye böyle bir şey yaptı Şahicem? İtliğine. İtliğine mi? Böyle bir miras olayı falan mı var acaba? Ondan mı yaptı? Yok. Beni askere aldılar. O da kafasını dinledi. Tatile umreye gitti. Tatile umreye giden kadına bunu yaptırdıysan biraz zulmetmişsin kadıncağıza. Olabilir. İlk iki karıma da zulmetmiştim. Uyum kurur. İlk iki dedi ya lan. Sen şimdi kaçtasın emmi? Seneye 3 bitiyor kısmetse. 4'e geç. Sanki okuduğu sınıfı söylüyor ya. Emmi, ortaokulu da ilkokula kattılar biliyorsun değil mi? 4+4 oldu artık. Ha? Ne diyorsun lan sen? Ben seneye mezun oluyorum diye hesap yapıyordum. Çarşımazlar karıştı şimdi. Acem mi? ÇAP diye bir şey var, duydun mu? Çift Anadolu programı, ÇAP. Yok, duymadım. Siz o zaman eşeğin aklına biz karpuz kabuğunu getirmeyelim. Senin de hayatını mahvetmeyelim, gerek yok. Şey yapsak abi, tesisat işine geçsek artık. Ha? Anam biliyorsun bu aralar malum biraz asabi, yatsıya yetişmemiz lazım. Buradan maksimum arabayla 40 dakika mesafe. Acele etmeyin ya. Ya ne arabası ne mesafesi? Burası senin evin değil mi ya? Benim 1 numaradan kayınçonun evinde şofben bozulmuş. Oraya gideceğiz. Oyuna döndürdünüz iyice olayı ya. Hadi emmi hızlı ya, hadi. Buyurun. Teknik olarak doğru. Arabayla 40 dakika çeker. O yüzden kızamıyorum da. Ulan bu ne be, kaç saattir yürüyoruz? Vallahi emminin performans bildiği tavan yaptı. Arkadaş bir insandan hiç zerre kadar su damlamaz mı ya, ter damlamaz mı ya? Bu var ya bildiğin fakülte patlatır yani. Aha bak şuraya yazıyor. Tamam ya, parası neyse biz verelim, siz tesisatçı tutun ya. Yatsıya ne kaldı şunun şurasında emmi? Tamam ya, geldik ammamızmız çıktınız. First thing first kayınbirader.
Tesisatçıları getirdim. Ne tesisatçısı? Çontayı değiştirecekler şofbel için. Ben onu sana iki ay önce söylemiştim Serbülent. Gelen giden olmayınca doğalgaz taktırdım. Çocuklar terlisiniz, hadi siz bir duş alın. Tövbe estağfurullah. Abi yatsıyı geçireceğiz bak. Anam çok kızacak. Ne analar babalar var be. Biz böyle evlat yetiştiremedik. Madem bu gibi konularda hassassınız, söz veriyorum sizi yatsıya yetiştireceğim. Vallahi abi. Ev nerede? Kanlıca. Kanlıca nerede? İstanbul. Gebze mi? Normal İstanbul. Normal İstanbul. Ulan beleş çonta taktırmak için İstanbul'dan testaçı mı getirdin? Evet. Ulan elma istesek Amasya'dan akraba edineceksin be. Bek. Hiçbir vicdan yok sende. Yok. Neyse, söz vermiş bulunduk bir kere. Hadi siz bir duş alın. Taktı duşa ya. Doğalgaz bağlattı ya şerefsiz. Hava atacak. Gelin yıkarın. Yıkarın diyor ya. Anam. Diz cihazlarım ağrıdı. Uzun yol kasıyor beni abi ya. Dede su var mı su? Böyle dilimlenmiş kek de olur. Uzun yolda veriyorlar ya. Ha? Ayımız okunmadı. Biraz daha var. Siz oruçlu misiniz? Seferoğullarından olduğumuz için. Yani seferi olduğumuz için tutamadık. Ya benim yüzümden de orucunuzdan oldunuz ya. Yetişeceğiz yasıya. Yetişeceğiz. Yeşil Vadi Telloğullarınındır. Türkü söyleyeyim mi? Asma yap abisi. Emmi ya sana da zahmet verdik, bizim yüzümüzden yoruluyorsun. Ne demek? Unutmayın, hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Güçlü olup benzinle iyi sevap kazanacağım. Durun hele bir yetişelim de. Eklemedir koca konak. Ekleme aman aman. Nazlı da yârim. Yine geldi aklıma. Yaşasın, Seferiler seferden geldi. Aa, bir adam da geldi. Yetiştirdim, vallahi yetiştik. Bak, yeni okunuyor. Lavabo nerede? Aferin, yatsı ezanına yetiştiniz. Bu kuralı kırmak yok. Bundan sonra bu aile hep beraber yatsı ezanında yemek yiyecek, o kadar. Allah belanızı vermeye, bu muydu? 180'li viraja girdim ulan ben, bunun için mi? Ne diyor lan bu? Bana koca adayımı getirdiniz. Yüklü olduğumu biliyor mu bu? Anacığım bir dur ya, bir gözünü seveyim bir dur ya. Bizi getiren emmi bu işte Sapancı'dan. Bak sen de sahurdan beri kuru kekle duruyorsun. İstersen sen git hemen yatsıyı kır, hadi. Ben bir abdestimi alayım, namazımı kılayım. Sonra yerim bir şeyler. Kıble ne taraf? Kıbleyi bilmiyorsunuz mu lan siz? Yok artık. Benim saatim vardı, kıbleyi gösterin ama misafir odasında. Ya ne bileyim abicim ya. Anam öyle bir yanına sorunca işte. Hem o iş nasıl bir iş belli değil. Aşk dediğin tek taraflı olmuyor ki. Doğru söylüyorsun. Eda akıllı kız, ne yapsın senin gibi malı. Dalga geçme, dalga geçme. Dalga değil lan. Hakikaten soruyorum. Bu aşk meşk işleri nasıl bir şey ki yani? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey işte oğlum? Hani bu kadın dergilerinde falan formu olur. İşte onu diyorum yani. Kaç tane evet çıktığını işaretlersek aşık olduğumuzu anlıyoruz yani. Vallahi kadın dergilerini bilmem. İnternet çıktı çıkalı erkek dergilerini de bilmez oldum. Ama bana sorarsan hani... Yani bin türlü şey var da... Ama bence tek bir soru var abi. Özlüyor musun? Özlüyorsan aşıktır. Hazır mıyız beyler? Vay damat Ferit İkiz. Kız istemeye mi gidiyoruz? Bu ne lan? Fantom bazen şehirli gibi giyinip kente iner. Yalnız güzel kardeşim, burası Kanlıca. O fantom denen turuncu tatlı Kamil'i buraya getirir, kuru kafa mağarasında geçmişini sikerim, kimse de sesini çıkaramaz bana. Şekil. Fantom dediğin kameradır, bin kare çeker. Maşallah. Adamı buldum, adamı, hocayı, televizyondaki motor ustasını. Aha. Ya. Siz de biraz şekil giyinseydiniz ya. Ben bu Kamil motor ustası değil mi? Smokin mi giyeceğiz Allah Allah? Benim ofise ilk geldiğindeki o alüminyum folyo takımı çekeydim. Kamil espri de yapıyor. Ama güzel takım. Hadi. Bekle sen burada. Hadi. Ne bu? Efendim kendisi borla çalışan bir hidrojen motörüdür. Ya hangi kanaldansınız siz? Star TV. Şaka mı bu da? Evet. Ya ülke durdu, hobi olsun diye motor yapmaya karar verdi. Nereden çaldınız bunu? Bir dakika kardeşim, ne çalması? Çalmak malmak yok ya, nereden çıktı? Siz mi yaptınız? Hayır efendim. Emekli yüksek makine mühendisi Tahsin Özdemir, ki kendisi bizim babamız olur. O yaptı, biz tamamını erdirdik. Tesisatçı mısınız bir de? Sokuyu tesisat. Hadi efendim, motoru bağlama işine gelecek olursak, motoru şase bağlan... Şase... Hocam. Olmaz, olamaz. Her şey bu kadar doğru olamaz. Ya bu işte bir bitiyeneği var.
Dün programdan sonra Tesisatçılar Birliği'nden uyarı aldım. Onlar mı gönderdi sizi? Kumpas mı bu? Hocam motor çalışıyor. Yakıt işini de hallettik. Geriye bir tek motoru araba iskeletine bağlama işi kaldı. Onun için de size güvendik, geldik. Ben yapamam. Bunun için ekip lazım, zaman lazım. Bunların ikisi de bende yok. Yapılamaz mı peki? Yapılır. Bu işi bir kişi yapar. Eski üstadlardan. Ha, bilmiyorum. Bir sormak lazım. Hacem, şimdi biz buraya kadar geldik yani. Sonuçta sen bize bu muhterem zatın telefon numarasıdır, ne bileyim bir ismini falan versen yani. Bu adam motorlu taşıtlardan bir numara. Allah Allah. Tek geçen. Deneysel de çalışıyor. Ama uzun bir zamandır inzivaya çekildi. Kim? Amma gerilim yaptınız ya. Kimmiş? Lan ben miymişim yoksa? Öyle özellikleri mi varmış benim? Allah Allah. Sezai Usta. Kim? Sezai Usta. Kim? Sezai Usta. Kimmiş? Sezai Usta. Mayap. Hacem, şunu bir arayayım ben. Şimdi bu bildiğin kilim adamı mıymış? Kilim adamı mı? Ver bakayım şuna bir halıcı gözüyle bakayım. Yemin ediyorum santimetre karesinde 15.000 kirpik var. Adam, adam. Ha, o defter ya, babamın çalışma defteri. Bir arkadaşı bıraktı, ben de daha bakamadım. Her şey gün gün not almış. Bak motorun çalışmadığı gün. Babamın yüzüne nasıl bakarım? 3 gün sonra yine not almış. Motor bujilerden dolayı çalışmamış. Böyle basit bir hatayı yaptığım için asla kendimi affetmeyeceğim. Bujileri kontrol etmek hep aklımdaydı fakat... Ali çok hasta olduğu için onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Ne olursa olsun mazeretim yok, kendimi affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim, affetmeyeceğim. Niye 3 defa yazmış ki rahmetli? Ben o günü hatırlıyorum, biliyor musun? Ben o gün hasta değildim Yiğit. Hoca yazılı sınav yapacaktı, ben de hazırlanmamıştım. Hasta numarası yaptım. Şimdi bu motor benim yüzümden mi çalışmadı lan? Ya saçmalama be Ali. Bir sürü eksiği vardı o motorun. Sizin nevale olmadan zaten tamamlayamazdık motoru. Ben dürüst ve namuslu bir çocuk olsaydım belki de bu motor çalışacaktı. Belki de dünya daha güzel bir dünya olacaktı. Ali, kendini suçlamayı bırak. Sen hasta numarası yapmasan da hiçbir şey değişmeyecekti. Ben çekilin lan yolumdan. Allah Allah ya. Ulan kornundan çalışan araba yaptık. Sırf yakıt ucuz diye yollar fakir fukar arabasıyla doldu taştı o zaman. Şimdi ne yapacağız? Bu araba da borla çalışmıyor mu Ali Bey? Ulan ne boru? Senin ağzın 4000 motor benzinli bu makine. Kaşıt veya araç demedim bak, dikkatini çekerim. Makine. Dünyada bundan 500 tane kaldı. Parasını verdim, aldım. Bundan kelli artık dizelle işim olmaz. Ara gazı vereyim de bak sesimi duyayım, sesimi duy baba. Ay ya, ay. Sese bak ulan. İşte bizim yaptığımız arabada böyle değil ki, fülülü fülülü ses çıkarıyor. Ya ben horlarken bile daha çok ses çıkarıyor, ne oldu? Oy oy, şu yayalar sahaya inmeden basıp giderim buradan, hadi abis. Hadi abis. Halacığım, canım hala, turboyu alayım mı artık seni, he? Hadi bakalım Oğuzhan, arkadaşlar. Efendim, birine çarpacaksınız. Onu kazanırız, fena mı oğlum? Ulan karışın içinde bir B planım var arkadaş ya. Eğer hız cezası yersen... Ana. Kapat! Ama burada Metin Bey'in fotoğrafı var. Aferin lan sana %5. Ne zammı lan, sana 10 üzerinden 10 puan verdim. Eğer birine çarparsan direksiyona sen geçeceksin. Anladın mı şimdi beni? Eğer yaralanmalı bir kaza olursa ki senin haberin olmadan bütün kağıtları sana imzaladım. An itibariyle dalağın benim, böbreğin benim, ikisi birden ciğerine kadar söker alırım. Kan grubu olarak da B grubuna düşmüşüm. Resmen ölüm grubu arkadaş. Nasıl olacak bu işler? Senden de kan grubumuz aynı ya. 8 üniteye kadar senden kan alabilirim. Resmen kanunen kanını emerim Oğuzhan. Eğer bir arabaya çarparsam... İzle de gör bakalım Ali Özdemir nasıl Ali olmuş. Ah, ah kalbim, hemşerim Allah senden razı olsun. Sana çarpmasaydım var ya, kalp krizinden ölecektim. Oğlum haplarımı ver. Bakma mal mal, haplarımı versene ulan. Ali Bey, gerçekten bilemedim. Sizin gibi ülkemizi güzelleştiren, dünyamızı güzelleştiren birine bu şekilde davranmak... Beyefendi rica ederim, bu bahsi kapatalım. Ben sizi arkadan giydirdim. O yüzden bütün masrafları da ben karşılayacağım.
efendim, olur mu? Yok. Peki. Bunlar duymuş olayım. Bizzat kendim karşılamak istiyorum masrafları. Tekrar tekrar özür diliyorum. Lütfen kabul edin. İyi hadi. Dişçiyi de kilitlediniz mi lan? Tabii tabii efendim. Aferin. Cebimden sana 10 puan daha verdim. Sağ olun. Hadi. Vay 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 vay. Abi sen ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? O gün Abdullah'ın yaptığı motoru imha etmişsin. Bizim böyle şeylerle uğraşmaya halımız yok Metin Özdemir. Büyük oyuncuların dikkatini üzerimize çekemeyiz. Anlamıyorsun. O motor bizi bambaşka yerlere taşıyabilir. Büyük oyuncuların arasına sokabilir. Çayla çalışan motor fantazi değil. Ne? Çayla mı? Çayla mı çalışıyor lan bu motor? Aynen öyle. Aynen dediğin gibi. Çok güzel yaptın da cümleyi unuttum. Aynen öyle. Aynen dediğin gibi. Demlikten çıkan atık çayla çalışıyor. En çok da ülkemizde bulunuyor. Atık olarak da dışarıya oksijen veriyor. Çayın yeşil halinden bile fazla. Yok, ebesinin damı. Küfür yok, küfür yok. Manyak mı lan bunlar? Nasıl çalıştırmışlar ki bu motoru? O motoru yapanların başına bir şey gelirse... O eli bir indir. Aferin, devam et. Babamın vasiyetini biliyorsun. Bu motoru daha ileriye taşımalıyız. Babam kafayı dünyayı güzelleştirmekle bozduydu. Motorun icadı sürecinde orada bulunmadığımız için icadı hiçbir zaman anlamadığımızla ilgili bizi suçladı durdu. Ondan sonra da rahmetli yetti. İcadın finans gücüyle ilgili hiçbir şey görmedi. Sen de oturmuşsun koltuğuma, geçmişsin karşıma terbiyesiz terbiyesiz, gözünü çay birmiş konuşuyorsun. O iki genci ben hallettim. Razı ol. O gün Abdullah. Sen çıkış yolunu iyi bilirsin, dükkan senin. Gel gel. Daha hiçbir şey bitmedi abi. Hiçbir şey bitmedi. Alo, Arif. Hakan'la yaptığımız icada talip çıktı. Arkadaş, para bir insanın karakterini değiştirir, huyunu değiştirir, şivesini nasıl değiştirir? Edward Norton gibi adamım lan ben. Olsun, Hüseyin Peyda'ya döneceğim. Bir hata yüzünden bütün hayatım karardı abi ya. Oğlum saçma saçma konuşmayın lan. Sizin daha önünüzde bir sürü fırsatınız olacak. Demesi kolay tabii abi. Hangi soruymuş aslanım o? Sen de bakayım bana bir söyle bakayım. İşte A şehrinden B şehrine giden arabalarla ilgili bir şeydi. Neydi soru? Söyle bakayım. A şehrinden B şehrine iki araba aynı anda hareket ediyor. Biri 75 kilometre hızda, diğeri 100 kilometre hızda. Şehirler arası mesafe de işte 300 kilometre olduğuna göre... Dizel değilse çok yakar. Devam et. Hızlı olan yavaş olandan kaç saat önce varır diye bir soruydu. Hmm. O zaman şöyle yapıyoruz şimdi. Metin sen Feyza ile beraber gidiyorsun, Hilmi'nin arabasını alıp geliyorsunuz. Çocuklar benimle beraber kalıyorlar. Biz de gidip Sezai'nin arabasını alıp geliyoruz. K sentinden E şehrine saatte 100 kilometre hızla gidiyorsunuz. Biz de K sentinden aynı E şehrine saatte 75 kilometre hızla gidiyoruz. Şehirler arası mesafemiz 300 kilometre. Bakalım kim daha çabuk gidecek? Hadi bak. Hadi. Şimşek, yüzle geliyordunuz. Ne oldu? Hem de otobandan. Bu ne lan? Otoyol tıpalıydı be. Demek ki neymiş? 75'te gelen araba daha çabuk geliyormuş. Senin sorun ne diyordu abis? Metin abiler bir saat önce gelir diyordu abi. Aslanım bir kere sorunun kendisi gerçekle bağdaşmıyor. Senin yaptığın hata ne kadar gerçek olabilir ki? Hepimizin bu hayatta hataları oluyor, şanssızlıkları oluyor. Yani hata yapıyorum diye kendini suçlama Sinancığım. Böyle basit bir hata yüzünden hayatını değiştiren sistemi suçla. Lan yeter amma mesaj verdiniz ha, yeter. Bak bakayım abicim burada en güzel ciğerci nerede? Bak. Hadi. Bakıyorum hemen. O an fark ettiler ki üçünün de verdikleri kararlar iyi de olsa kötü de olsa kendilerine bir şey katıyordu.
Öyle ya da böyle hayat devam ediyordu işte. Anladılar ki gerçek hayatta 4 yanlış aslında 1 doğru getiriyordu. Abi, serbest atış çizgisindeki Ömer Aşık'ı izliyorum sanki ya. Bu ne ya? Ne yapayım aslanım? Ha? Sağ kolumu kullanamıyorum. Ne yapayım? Tamam da abi, anladığım kadarıyla senin bu sol kolun aksesuar amaçlı. Görüntüyü tamamlasın diye. Aynen abisi. Çotanın yanında bedavaya gelen Aşık gibi oldu, anasını satayım. Bedava değil abi. Kol bedava, kol bedava, bedava. Zaten ben bu işi çözemedim. İki kolumuzu birden aynı şiddette ve kabiliyette kullanamıyorsak bunlardan niye iki tane var? Ben kullanamadım. Kolu gözüme mi sokacağım yani? Mantıksız. Olmaz abi, o zaman her şey mükemmel olur. İlla bir şey olacak. Bence bu evrim bayağı kötü bir çocukluk geçirmiş ha. Mesela bu kalemim. Bu kalemim şöyle bir şey diyor mu acaba? Ben Kamil, ben istediğim zaman sol bacağımın rengini değiştiremiyorum. Ama sesimi değiştirebiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Ya da mesela aslan. Şöyle bir şey diyor mu acaba? Geçen gün Ceylan'ı gördüm. Koşuya kadar gittim, sıkıştırdım, onu orada kıstarladım. Ama işte sol tarafıma denk geldi. O yüzden pençeye geçiremedim. Demez yani. Mesela yılanlar. Kafa rahat hayvanlar. Hiçbir yılanın sol tarafına inme inmez. Giderse komple gider. Olay basit. Adamda köşe yok. Aferin lan. Madem iki tarafa birden aynı güç gelmeyecek, o zaman bizim şu göğsümüzden, iman tahtımızdan kolu çıksaydı da şöyle güçlü kuvvetli olsaydı, bunların ikisine birden ihtiyacımız kalmasaydı, böyle gerine gerine geçseydik ya lan. Bence bu evrimde simetri hastalığı var abicim. Bak söylüyorum sana, bu evrim kaldırımda yürüsün, abi çizgilere basamaz. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Vallahi ne konuşalım işte abisi, göğsümüzün ortasından bir tane kolumuz çıksaydı diyoruz, tek kollu olsaydık, bunlara şey yapmasaydık. Bu nasıl bir muhabbet ya? Ya işte yavrum, abimi çatalı zeytine batıramazken... Lan abi hakikaten yalnız bizim ne büyük bir geyik kapasitemiz varmış ya. Ya kızım işte neden iki kolumuz da aynı derecede kabiliyetle değil onu tartışırken... Allah öyle yaratmış abi. Abisi tabii biz zaten haşa sümme haşa yani. Zaten onu biz şey yapmıştık yani. Abi Allah'a şükür elimizi ayağımız tutuyor. Ben bugünlerimize şükrediyorum. Allah'ım bin şükür sana yarabbim. Hakikaten lan. Allah'ıma hamdolsun. İki kolumuz var, iki bacağımız var, bir tane bacımız var. Bunun da bu saatte burada ne işi var abisi? Kardeşiniz sistemi kurdu kankalar. Kanka, abisi içtimaya beraber mi çıktık lan? Hı? Ya hiyerarşik düzen tıkır tıkır. İşte ben işe gitmesem bile ekibim benim için tüm işleri saat gibi yürütüyor. Kara vicdanlı mı? Kaçacak hiçbir yerin kalmadı. Gel kucağıma gel. Arkadaş ya, zeytinin bile Zibidi Gonzalez'i bana denk geldi lan. Görüyor musun? Bildiğin Jimmy Lannister'a döndüm lan. Eğilmiş olalım. Sen beni ıssız bir yere götür de beraber çalışalım. Abi, bir hastaneye falan mı gitsek? Konuda ciddi bir şey olmasın? İcat çıkartma şimdi başımıza abisi. Gel lan. Sır. Dur şu tarafa git. Yakala onu Metin. Kılına bile zarar gelmesin. Abicim kahveye ben de seninle geleyim mi? Bak kolum falan rahatsız, yardım etmiş olurum ha? Sen şimdi niye böyle durup duruşuyorsun? Yakaladım çaka. Taşların arasına saklanmış abi. Ver bakalım. Hafif de tansiyonum düştü. Çakallarla dans etmeye bayılırım. Şunu bizim kahvehaneye götürelim de biraz raks edelim. Ben hallederim. Allah şaka yaptım ya. Yemeyeceğim ben. Bu şimdi niye böyle bizle durup dururken geliyor hiç anlamadım. La oğlum ne demek Cumhurbaşkanı Twitter'ını hackledim lan? Ha? Abi ben bunu elimle boğmam. Ben bunu ayağımın ayasıyla boğarım. Nasıl olsa ayak parmak izi alınmıyor diye biliyorum. Ben ayağımda çorap var. Seni duvara kıstallarım lan ayağımla böyle. As ma yap abisi. Şimdi Yiğit Tokerli tane tane anlat. Twitter ne lan? Tüm dünya aynı anda görsün de canımıza kastedenleri caydıralım. Fikri itibarsızlaştırmaya çalışan şebeklerden ayrı tutulalım demedik mi? Benim de aklıma bu geldi işte. Koydum motorun çalışan videosunu 500 milyon kişi izledi. 500 milyon. Ana kız kim bütün Türkiye gördü yani. Oğlum tamam da niye Cumhurbaşkanı Twitter'ını ekliyorsun lan? O kadar uçmasaydın valinin neyin Twitter'ını ekleseydin? Onu da düşündüm de şaka yapıyor zannederler diye vazgeçtim. Malum kendisi biraz nükteden bir insan. O zaman şöyle yapalım. Git, sen bizle beraber geliyorsun. Aynen bize anlattığın gibi Cumhurbaşkanı'nda bizzat kendisini anlatıyorsun da oğlum. Yok, Kuchero. Ben Kuchero. Hakkınızı helal edin. Soran olursa da biz yaptık dersiniz. Bak, hadi görüşürüz. Başka birisi yaptı dersiniz. Ya! Ah! Ben kırdım, bastık.
sikeyim, kırdım ya, bacağımı kırdım oğlum. Atlarım gibi geldi, yüksekmiş ya lan burası, betonmuş lan. Bittim ben. Ah, yarın da halı saha maçım vardı. Keşke başka bir şey dileseymişim. Ata diye ver. Metin kim? Bu. Lan? Ali kim? Bu. Lan? Ney lan? Annem benim diyeydim. Bizimle geliyorsunuz. Biraz sonra. Biz ceketleri alalım o zaman. Oo, ulaşık da onlar karşılıyor. Ben yükümü verdim abi. Sen de bırak, çok eğlenceli. Abi, benim gibi türdeki profil resmim hala yumurta resmi bak. Onu bile değiştiremiyorum. Hala ara falan. Yemin ediyorum ben yapmam. Saat 11'de gelin. 12'ye kadar gözleyin. Biri de gelmesem 2'de gidersiniz. Yo, niye dalga keçim ki? Böyleyi falan alsalardı dalga keçerdim de. Siz kıl dönmesi ameliyat oldum diyersiz. Vallahi yaşıl örtü örtmüşler üstüne. Kepez dağı kimi de bırakmışlar ortada. Hiç zarafat değil ha. Zarafat? Görüşerek. Kardeşim şaka mı yapıyorsunuz? Kim bu adam? Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Twitter mi hacklemiştiniz? Minin maşına. Ne? Minin arabaya. Başkanım, her şeyi açıklayabiliriz. Ortada kesin bir yanlış anlaşılma var. Kesin ya. İnşallah saati açmamışlar. Ben dörtlüleri açtım da ama siz çok kez geldiniz. Saati açtılar mı? Zaten resmi araç olduğundan bir sorun olmaz gibi sanki. Ya ben önlemimi alayım da ne olur ne olmaz. Devletin pulunu çarçur etmeye sağa sola. Rahat danışabileceğimiz bir yere gider. Konuşabileceğimiz bir yere gider diyorum. Başkanım, özel kalem şoförü falan yok mu acaba? Sayın Cumhurbaşkanım. Ben hani sizi daha rahat bir yere geçelim deyince, ne bileyim hani dinlenemeyen bir odaya falan geçeriz zannettim. Burası bildiğiniz çay bahçesi ya. Rahat değil mi? Ne güzel esir serin serin. Çayı da güzel. Kokmuştur. Dişle istersen. Buradan hiç dişlemedim. Al. Nuş olsun. Sağ olun, afiyet olsun. Efendim, daha önce de anlatmaya çalıştığımız gibi ben mail şifremi hep unuttuğum için sürekli yeni mail adresi alan adamım. Kardeşimin yüzü burada diye söylemiyorum. Kendisi forum sitelerine üye bile olamaz. Bizim hackerlıkla, hashlemekle alakamız olamaz. Bir kere genetik kodlarımıza ters yani. Biz iletişimi daha çok paçalı güvercin yoluyla hallediyoruz. Kanadına kız tarla gönder. Ben bilgisayara oyun kurmayı beceremediğim için konsol sipariş ettim Sayın Cumhurbaşkanım. Gerçekten konsol geldi. Koltuk takımına uyumlu sehpa almış oldum. Onu bile beceremedim. Sen onu Feyza'nın çeyizini al. Gençler, ya bu icat işleyir mi? Siz bana onu söyleyin. Vallahi yüklenen video gerçek. Ben ondan bir şey başa düşmedim. Zır zır öten bir motor var. Eğer dediğiniz hakikatse, o motor işleyirse... Dünyadaki bütün petrol savaşları sona erecek, barış ve mutluluk gelecek dünyaya. Onu demirem. Türkiye yeni süper güç olacak, doğal zengin olacağız. Aslında siz çok zengin olacaksınız. Pulunuzun hesabını da bilmeyeceksiniz. Bize de bir sakkal atarsınız. Nasıl olsa bu kadar abili yeriydi size. Zarafat eliyorum gençler, zarafat eliyorum. Şaka şaka. Şaka yaptım. Siz o motoru bana gösterin. Gözlerimle görmem lazım işlediğini. Ben hesap istedim. Siz bana Almanya'nın savaş borcunu getirdiniz. Yanlış yok efendim. Korumalar. Herkes yediğinin pulunu ödeyecek bundan sonra. Ben tost yiyeceğim, adamlar serpme kahvaltı yiyir. Maaş alırsınız. Size ben cevap değilim. Tuvalete girende de gelin benden bir manat alırsınız. Ananız mıyım, atanız mıyım ben sizin? Bilmedim ki. Yeter be. Vallahi adamcağıza çok yüklenmişler biliyor musun? Haklı yani, az bile söyledi. Gençler, benden haber gözleyin. Kimseye de bu görüşmeden bahsetmeyin. Allah Sayın Cumhurbaşkanım, söylesek bile kimse inanmaz ki. Eğer o motor işliyse, dünyaya barış ve mutluluk getirmek için elimden geleni elemeye hazır. Aa, hoş geldiniz. Kaç oda bir salon lan bura? Abicim, dairemiz 3 oda bir salon zombili. Oha, otel odası gibi yemin ediyorum. Allah'tan senin peder sigortayı falan kesmemiş. Buranın bir geceli benim kaldığım en baba otelden daha pahalıdır ha. Sen niye otelde kaldın lan? Ne oteli? Uygulama oteli. Şeydendir ya. Neydendir? Müşkülümdür. 3 günlük dünya. Sen ne zaman niye kaldın oğlum otelde? He? Beyin, düşün, hızlıca cevap ver. Gözünü seveyim bak, 40 yılda bir işim düştü. Hadi, hadi. Gençler, şimdi çalışma zamanı. Bana acil bir şey bulmanız lazım. Abime yakalanacağım lan, bakıyor adam. Bak
Bak şimdi doneleri veriyorum. Bir dolar, iki gece işçisi, üç iki saat. Bunları bir araya getirip bana acilen bir bahane uydurun. Tık lan şu sarı altılıyı da at bit. Ben mi öğreteceğim bunları size? İnsan kendi beynine akıl verir mi? Hadi. Yalan bulamadın tabii. Yiğit Bey geçmiş olsun. Biz sana sütlen kolonya getirdik. Yalnız onları karıştırma bak. Dikkat et. Beyaz olanı içeceksin, şeffaf olanı da süreceksin. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl karıştırayım ben bu ikisini? Vallahi bazı mallar var abisi. Bu konuyla ilgili bir çift lafın olabilir mi acaba? Ya anlatmasana şunu insanların içinde. Kazaydı o. Elin adamın önünde birbirimizi mi gömelim? Hı? Elin adamının önünde birbirimizi gömelim, tamam. Bu da ne yaptı biliyor musun abisi? Tarkan'ın kuzu kuzu dönemi yok mu? Yaptı saçları öyle. Onun gibi giyindi, mahallede dolandı durdu. Atmayın sokağa sakızlarınızı, atmayın. Sonra bunları kuşlar bulup çiğniyorlar, cakkıdı cakkıdı. Yiyorlar. Bakma teyze, evet ben ağzımdaki sakızı balon yapıp patlatan bülbül gördüm bu mahallede ya. Hayvanlara da yazık. Yarın bir gün bunlar toplayıp yerdeki izmaritleri gelseler, bizden ateş isteseler ne yapacağız? He? Çımartmayın şunları ya. Hayret bir şey arkadaş. Vay. Kazı çalışmaları başladı demek. Adam gömmece ha? Ulan sırf ben mi yaptım onu? Sezai'yle Turgut abi de giyip mahallede gezdiler ya. Ne çirkin bir görüntüydü o ya. Çikin diyene bak sen ya. Aslanım sen deli yürek zamanı. Evet. Miroğlu paltosu giyip okula gittin ya lan. He? Miroğlu paltosu diyorsam yanlış anlama. O zamanlar biz yine fakiriz. Babamın bir tane paltosu vardı. Böyle turuncu renkli soluk bir şey biliyor musun? Abi sığıra da beş beden büyük geliyor yani. Anam da onu bir laf denilemiş. Nasıl oluyor? Bütün mahalleyi kokuttu okula öyle gitti sığır. Sır sır. Kızlar nasıl bakıyordu ama biliyor musun Yiğit? Sınıfa girdiğim vakit herkes ayağa kalkıyordu saygıdan. Müfettiş geldi zannetmişlerdir lan. Gecit gibi donanmışsın. Vay senin ayağın iyileşti herhalde. Şekil Efendi bana laf soktuğuna göre. Metin'im ilk tanıştığımızdan beri mütemadiyen sıra sıra laf sokuyorum ben sana. İlk defa bir tanesini anladın ha. Gelişme var bunda aferin. Abi ne dedi bana ya? Bana ne oğlum bana mı dedi? Ne dedi Cumhurbaşkanı? Lan oğlum sen koskoca Azerbaycan Cumhurbaşkanı Twitter hesabını niye aparıyorsun lan? İşte adam biraz da ondan sonra ta Azerbaycan'dan kalktı geldi motoru görmek istiyor. Ne güzel haber lan bu. Vallahi çok mutlu oldum. Uçuyorum gibi sanki şu an. Morfine biraz yol verdim ondandır. Sen biraz takıl hem beleş hem de yasal. Biz o arada geri kalanını hallederiz. Vallahi işte artık adamın aramasını bekleyeceğiz yani. Telefon numaramızı da verdik. Fülülü fülülü hayırdır? Lan. Oo, vallahi arıyor billahi. Dur lan. Kapattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bana çağrı yaptı ya lan. Geri ara. Hemen ara. Evet, tabii. Alo. Adam daha telefon çalmadan açtı ya lan. Alo. Cumhurbaşkanım evet. Yarın aynı saatte, aynı yerde. Tamam. Öptüm bay. Ne dedin sen? Öptüm bay mı dedin? Oğlum mal mısın? Öyle bir şey der miyim ben ya? Öyle mi dedim? Valla adamcağız yani o kadar tatlı konuşuyordu ki ben de dayanamadım sevgi ifadesi olarak yani demek ki. Ya ne olursa olsun kardeşim koskoca Azerbaycan Cumhurbaşkanı ya birazcık saygı. Başka bir şey değil. Metin bir sus ya. Ne dedi peki adam? Şey dakikası bitmiş o yüzden çağrı yapmış. Ya onu mu diyorum ben ne dedi adam? Ya işte yarın sabah gelecek motora götüreceğiz çalıştığını göstereceğiz. Aha! Turgut abinin yeni yemin töreni vardı abi Yozgat'ta. Dolarları bozdurdum. Otobüsü kaçırınca da iki saat uyuyayım dedim. Otele o yüzden gittim. Gece işçilerim. Gece işçilerim. Ah! 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 Lan bana bakın. 5 yaşındaki çocuğun beyninde bile sizden nitelikli elemanlar çalışıyor. Vasıfsız eleman ilanıyla mı aldılar oğlum sizi benim beynime? Rezil ettiniz lan beni. Donayı cümle içinde kullanmamışsınız. Cümle bitti. Daha sonra söylettiniz bana.
Gol be. Golü ben sana attım oğlum. Sen niye seviniyorsun? En azından gol oldu oğlum. 3 gündür oynuyoruz, daha gol atabilen olmadı. Adam dinlemiyor bile lan beni. Bu akşam size fazla mesai var oğlum. Sabaha kadar matematik sorusu çözeceğim. Hadi bak. Hadi bak. Gece işçileri mi? Senin işlemcin 386 DX mi aslanım? Kaç dakika sonra buldu yaları ya? Yalnız onun fişi takılı değildi. Hangimizin prizi fişe takılı be yavrum? Abi hadi geçmiş olsun. Yiğit, sen şeyi nasıl yapıyorsun ya? Pardon. Neyi la? Neyse ya siktir et. Bize ne AMK? Raket bıçağımızı açalım. Metin! Allah! Metin! Yandı. Gözlerim yandı. Retina eridi. Üfle üfle. En son sen kullanılmış ağda gördüğünde böyle olduydun abi. O kadar mı çirkin? Ulan bana da hep erotik mağaza ürünlerini taşıtıyorlar. Düşündüğüm şey değil mi? Gidiyorum ben. Ben yanlış anladım lan. Ne kadar başarılı abi. En az Sezai kadar çirkin. Sezai'nin fotoğraflarını bunu yapan adama gönderdiğimizi hatırlıyor musun? Gözlerine inanamadı. Bu kesin Photoshop'tur dedi. Hatta üşenmedi. Dükkanına kadar geldi kendi gözleriyle gördü. Yemin ediyorum gerçek. Yumurtaya can veren Rabbim. Bunun anası babası nasıl bir günah işlemiş? Kardeş, ben doğuştan böyle değilim. Bir motor ustasını çok kızdırdım. Krikoyla bu hale soktu beni. Teknik dün gibi aklımda. Uygulayayım mı sana da? Hı? Peki senden başka var mı? Gösterebilir misin bana? Para da veririm. Ulan arkadaş, adam soy ağacıma uzaylı muamelesi yapıyor ya. Kardeşim, bu sureti yavrum diye seven bir ana var. Ayıp oluyor bak. Gidiyorum ama seni hiçbir zaman için unutmayacağım. Lan sus, bir duyan olacak pislik. Lan. Pislik. O zaman biraz Sezai'yi gıcık edelim. Sen şimdi şunları vitrine diz. Bunlar da Abi prosedür bu galiba. Pardon, biz kendi aracımızla gelebilir miyiz? Sizinki biraz kalabalık oluyor. Ben sürersem olur. Ne güzel maşındı bu. Buyurun Cumhurbaşkanım. Uşaklar gelmedi mi daha? Az kaldı. Pek şehir içinde bir yer tutamadık. Bayağı şehir çıkışına geldi ya ama. Emin misiniz bir atölyeniz olduğuna? Bak söyleyin, eserleşmeyeceğim. Eyvallah Cumhurbaşkanım. Çok az kaldı yani. Allah Allah. Benzin bitti. O biri maşınlara geçelim. Burada benzin tapabilmeriz. Buyurun. Benzin bulamayız burada diyorum. Geçelim o biri arabalara. Bak, ahırıncı defa soruşuram. Var mı öyle bir atölye? Yok Cumhurbaşkanı. Beni niye uyarıyorsunuz? Size güvenmiştim şu an. Çık, 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 çık. Sayın Cumhurbaşkanım, videoda izlediğiniz motor burada. Çeyrek depoyla 150 kilometre yol yaptık efendim. Motor buradaymış. Atölye falan dediniz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz hani sürdüğünüz arabanın içinde olursa dedik motor yani. Daha bir havalı olur diye düşündük. Yok, bir şey başa düşmedim. Motor buradaymış. Burada olduğunu mu unuttunuz? Hayır, etkileyici olsun diye. Ya kardeşim, sözü niye dolandırırsınız? Mahallede dolaşsaydık ben ikna olurdum. Allah bilir hardayık. Niye böyle şeyleri liyorsunuz şahlar? İşte reisi cumhurum yani, daha etkileyici olsun diye yani. Hiç etkilenmedim. Ama motor çalışıyor da tırınının. Başa düştük. Adam ta bizim için Azerbaycanlardan kalktı geldi. 2 günde küstürdük adamı. Doğru diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, şey demeyecek misiniz? Demeyeceğim. Hele sebim geçmedi. Bir artisti eleyeceksiniz diyene dünyanın yolunu getirdiniz beni.
Arabanı da bana sürdürttüler ya. Ama siz ısrar edince kral... Ya bir sus. Danışma Allah aşkına. Daha da hesaplaşırım. Akılları sıra şov gösterecekler. Tırınınınmış. Tamam. Sakinleştim. Cumhurbaşkanım çok özür dileriz ama çok özür dileriz gerçekten. Bu motor dünyaya barış ve mutluluk getirecek. Hep birlikte elimizi taşın altına koyacak. Azerbaycan arkanızda. Güzel diyorsun da yani Cumhurbaşkanım yanlış anlamazsan Azerbaycan arkamızda diye de ancak Eurovision'da Türkçe şarkıyla sahneye çıkılır yani. Değil mi? Değil mi? Şimdi bana söyleyin görüm sizin için ne eleyebilirim? Öncelikle elimi bırakabilirsiniz. Efendim bizim meramımızı bir devlet başkanı olarak ulaştırmak istediğimiz kişilere ulaştırabilirsiniz. Olur.